Kafa Dengi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gece de sizle birlikte olacağız, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Siz oradan izleyeceksiniz, yapacak daha iyi bir işiniz yoksa. Katılmak isterseniz katılacaksınız, e-mail adreslerimizden vesaire ulaşacaksınız. Twitter'dan, şuradan, buradan. Söyleyecek cümleniz varsa, söyleyecek cümleniz yoksa susacaksınız. Televizyonun tek taraflı bir iletişim olduğunu hepimiz bilerek... Olmadı. Ne oldu be? Ha? Gene olmadı. Olmadı değil mi ya? Bence gene sarpa sardı. O zaman tekrar başlayabilir miyiz arkadaş? Baştan alalım o zaman. Nasıl bir giriş olsun Selahattin? Bir kere baştan alacaksın Tarık. Nasıl bir giriş giderek olsun? Bildiriye döndü ya, böyle ihsas ha, edici bir mi? Ses tonu. Ya şunu yapacaksınız, kararlı, bunu yapacaksınız ama bir dakika ne oluyor, ne yapacaksınız? Bugün kararlı, ne istediğini bilen... Bir tavır sergilemeye çalıştım. İradesine sahip çıkmış bir adam tadında başlayayım dedim ama... Çabanı anladık biz, yakın arkadaşların olarak çabanı anladık ama... Olmadı. Olmadı bu sefer. Giremedik. Gökdemir bile diyor ki olmadı yani. Düşün. O zaman şöyle başlayalım. Hı. Merhaba, Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Bu gece Kafa Dengi'nde birbirinden güzel konularla birlikte sizinle... Ha? Tekrar nasıl? Oldu, birlikte diyeceksin bir daha olmadı. Birlikte diyecektim değil mi? Evet. Yine ya. Dop dolu bir programla karşınızdayız. Dop dolu programı kullanayım o zaman ben. Tabii, bundan sonra bence dop dolu. Merhaba. Dop dolu bir programla... Bu da merhaba yine... kısmı olmadı bu sefer de. Şey, nasıl başlayacağız? Merhaba. Hatırladınız mı merhaba? Nasıl başlanır peki? Gökdemir başlasın Allah aşkına bu akşam. Yok, olsan... bana bırakmayın Allah aşkına. Nasıl başlardın yani? Küçücük bir konu. Bana kalsa Gökdemir, ben başlamazdım. Gökdemir yani. Şu havalarda siz bir başlayın, ben alıp yürüyeceğim de bir başlayın yok, hele. Bugün az konuşacağım. Ben konuşup geldim dışarıda. Ne oldu, bir şey mi bozuldu? Yok hayır. Şey bugün... Nerede konuştun? Süleymaniye'de geçen hafta tanıtmıştık. Hutbeye mi çıktın diye mi? Yok abi, cumartesi bugün ya. Süleymaniye'de Rengahenk dergisi davet etti arkadaşlar beni. Oradaki yazan arkadaşlarla yazı kurulundaki. Yok, çay içtik. Vakıfta buluştuk ve çay içtik. Orada epey konuştum. Hatta yani bayağı konuştum yani. O yüzden bugün az konuşurum herhalde. Yani attım şeyimi, geldim. Nelerden konuştunuz? Edebiyat üstüne tabii konuştuk. Genel edebiyat konuştuk. Yok yani. ben lafı kendi meselelerime getirdim tabii. Hani beni çağırıyorlarsa kendi meselelerime getirdim. Programda yaptığın gibi yani. Tabii aynen. Kendi meselelerime getirdim. Programda onlara girmedik aslında. Pek şey yapmıyorum ben. Hani topu çevirmeyeyim diye. Şeyden bahsettim. Arketipçi gelenekten bahsettim. Yani Jung'dan alıp Eliade, Campbell, Fraser falan gibi bu gelenekten bahsedip prop'a getirdim sözü. İşte bu masalın biçim bilimi meselesine. Uzun uzun onları anlattım aslında. Biz de kahvede oturduk arkadaşlarla. Ben öyle biraz Beşiktaş'tan bahsettik. Kahvede doğal olarak bizim tek muhabbetimiz. İşte ne olacak dedik. Bizim başkan niye Fenerbahçe'miz diye lafa başlıyor. Lan bu reva mıdır bize? Süleyman Seba'dan sonra niye bir türlü doğrulamadık diye biz yine Beşiktaş'ı kurtardık derdi başka yani. Bunlar da tabii. Onlar da dert. Ben de yani. İsterdim tabii. Böyle bir arketip geleneğinden konuşmayı Jung'dan alıp efendim Fraser'dan devam ettirmeyi. Eyvallah. Ama olmuyor yani. Biz kahvede oturuyoruz, öyle muhabbet. Oldu mu? Ya beni de çağırdılar diye. Yoksa ben de evde otursaydım ben de bunları İmreniyorum konuşacaktım. İmreniyorum ya Gökdemir. Gerçekten diye. İmreniyorum yani. Yani bir masada zaten çağırdıklarını da birisi sorduğunda anlat bunları. Kendi başınayken anlatma. Zaten yalnızken anlatmıyorum. Size anlattım mı şimdiye kadar hiç bunları? Anlatmadım. Selahattin'e de imreniyorum. Böyle bir sürü tanımadığım şairlerin isminden girip şiirlerinden kendi dillerinde dizeler okuyor bir de adam. Tabii. Bize dönüyor mesele. Biz yine kahvede Beşiktaş'tan konuşuyoruz. Abi ne olacak bu? Bu hafta ben de kahvede konuştuk beraber. Zeki Demirkubuz'la. Beşiktaşlı bunlar biliyorsun. Zeki Demirkubuz'la bile Beşiktaş mı konuşuyorsunuz? Ama yani? Zeki Demirkubuz bazen sadece öyle Beşiktaş mi? Konuştuğu için. Vay be. Başka şansımız bu kalmıyor. Bu futboldan anlamayan bir benim herhalde ya. Şeyi söyleyecektim bu aslında. Bu hafta yine Zeki abi şeyi yazmış Twitter'ında. O bizim bir mesel vardır. Çok güzeldir, anlatılır. Gerçek de bir olay. Bizim Beşiktaş türümünde bir arkadaş sevdiği bir kız var, konuşmak istiyor, işte ilanı aşk etmek istiyor, kızı alıyor Dolmabahçe'ye getiriyor, bizim stadın orada oturuyorlar, bir çay içiyorlar, kıza diyor ki bak diyor, burası diyor Şeref Bey stadı diyor, benim bu dünyada yalan söylemeyeceğim tek mekan burasıdır diyor ve seni seviyorum diyor.
siz devam edin ya. Ben başka bir şey konuşamayacağım. Ya kusura bakma, hislenemiyorum ben, hani anlamadığım için hislenemiyorum. Yapacak bir şey yok. Sen arketipleri konuşmaya devam et. Yok arketip değil. Yapacak bir şey yok. Şeyi söyleyecektim. İçeride aslında konuşuyorduk, o yarım İçeride kaldı. İçeride deme. İçerisi değil orası. Kulis. 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 Kuliste konuşuyorduk, yarım kaldı. Hani belki bir şey olabilir. Bugün çünkü bu ben anlattıktan sonra bir soru geldi bugünkü sohbette. Bir yazı yayınlamıştım, İhtiyar'da yayınladım. Daha sonra onu Afili Filintaları da yayınlamıştım. Modern kahramanın düşüşü diye. O geçen de aslında girdik ya, hani Gökdemir, sen merak yazı etmiştin. Deme, makale dersen sevinirim. Makale diyecek uzunlukta değil yani, o yüzden yazı diyorum. Hani bu beden ilişkisi, kahramanın kendi bedenine dönüşü. Geçen Güzel Sanatların Midalı olarak Cinayet'te bahsetmiştik. O yazının sonunda... modern kahramanın aslında orada kahraman değil de yazar aynı zamanda. Çünkü modern kahramanla yazarı pek de ayıramıyoruz birbirinden. Çoğunlukla iç içe de geçebiliyor. Bir günahkar modern kahramanın nedamet tapınağı olarak edebiyatı bellediğini ve gelip burada günah çıkardığını ya da burada nedamet getirdiğini söylüyordum. Evet. Buradan biraz mesele açıldı. Çok güzel. Çok güzel bir şey söyledin. Buradan mesele daha da açılır aslında. Eyvallah. Da korkuyorum yani, başka konular var. Şuraya, top dolu malum şuraya, program. Şuraya bağlamaya çalıştık. Yani ben o an bu aklıma geldi. Daha önce tartışmadığım bir şeydi ama o an o soru gelince bir bağlantı kurabildim. O yüzden mutluyum yani. Hani bu bağlantıyı kurabildim diye de şimdi anlatıyorum. Mesele şöyle bir şey. Zaten hepimiz yazıyoruz dedi. Kendi soruyu soran arkadaş. Hayatlarımızı anlatıyoruz. Şöyle bir şey var işte, hayatımı yazsam roman olurdu diyor insanlar. İntelijansiye bunu tabii tahrif ediyor yani, hafife alıyor, gülümsüyor bunu duyduğu zaman falan. Oysa romanların büyükçe bir bölümü hala otobiyografiktir. Yani avamdan biri bunu söylediğinde komik oluyor ama şey yazınca, edebiyatçılar yazınca hakikaten roman o oluyor. Zaten modern roman da bir nevi o günah çıkarılan, dediğim gibi nedamet getirilen bir... Aslında sahaya dönüşmüş durumda, bir tapınağa dönüşmüş durumda. Orası tam nedamet mi işte? Bir tarafıyla nedamet. Yani Dostoyevski için mesela belki hani tamam, başka. Tam diyebiliriz ama diğerleri de üstü örtük biçimde orada, evet, nedamet doğru. getiriyor diyelim. Buradaki mesele şu, neden hep kendimizi anlatıyoruz, hayatımızı anlatıyoruz? Evet. Neden bu eserler otobiyografik? Çünkü... modernizm dediğimiz şey merkeze zaten beni koydu. Doğru. Bir kere beni koyduktan sonra Tanrı'yı bile ben üzerinden ispatlayınca Descartes, yani artık Tanrı'dan insana ya da hakikatten insana bir bilgi sıralaması olmayınca, insandan ontolojik şeyi bile insan üzerinden önce kendinin varlığını kanıtlayıp sonra Tanrı'yı orada icat edince, merkezde ben, insan ve birey olunca anlatacak başka bir şey de kalmıyor. Kendi acılarını anlatıyor. Oysa insanın asıl trajik hali bu hakikatle bağlantısını yitirip kendi benliğine gömülmüş olmasıdır. Bundan daha büyük bir acı olamaz. Ama insan bu acının farkına varmıyor. Gündelik acılarını anlatıyor bize. Yani düşkünlüklerini anlatıyor. Kendi dertlerini anlatıyor. Yani burada ciddiye alınabilir bir yara yok. Asıl büyük yarasının farkında değil. Doğru. Yani trajedinin farkında değil. Trajedi hakikaten... Bunu ısrarla söyleyen filozofumuz kim? Ben o yüzden çok seviyorum onu. Kierkegaard. Eyvallah. Onun da sözünü etmek lazım. Nitekim bugün de koyacağız ondan bir pasaj. Fakat bu mesela Tanpınar'ın 19. asır Türk edebiyatı malum. Orada divan edebiyatı için söylediği bir şey. Tarık korkma, bu meseleyi çok uzatmayacağız. Şunun için diyor ki Tanpınar orada çok ilginç bir şey. Divan edebiyatında diyor ya da klasik Osmanlı edebiyatında söz Tanrı'nın etrafında döner. Pervanedir yani. Mum ortadadır, aydınlık ortadadır. Batı edebiyatında, bizim edebiyatta niye demonik tip yoktur, karakter yoktur meselesini irdeler orada. Çok dikkat çekici bir şeydir hakikaten o. Çünkü demonik insan olamaz. Zaten bir şeye doğrudur. Bizim divan edebiyatımız, şiirimiz, divan şiirimiz bir şeye doğrudur. Yani Allah'a doğrudur, Allah imgesine doğrudur. Batı edebiyatında ise bu malum hani aydınlanma şeyinden sonra Diderot, Voltaire işte şeylerden sonra, aydınlanma filozoflarının ansiklopediden sonra aslında başlamıştır bu. Tamam, hümanist bir gelenek başlamıştır ama... O da işte merkezden Tanrı'yı çıkartmıştır, insanı tabii. koymuştur. Felsefede de doğru söyledi, insan psikolojik şeyini söyledi. Doğru, koymuştur ve
Tanrı çıktıktan sonra insan yalnız kaldığında demonik karakter olacaktır, şeytansı karakter olacaktır mecburen zaten yani. Başka şimdi bir şey kalmamaktadır. O yüzden çok doğru söylüyorsun. Şiir buna uygun. Şiirin kendi içindeki o metafizik uçları aslında bu söylemi taşımaya müsait yani. Şiirin bizatihi kendisi o ilham dediğimiz şey yazabileceğiniz en seküler alanlarda dahi olsa aslında bu dili taşımaya, bu bahsettiğim bakışı taşımaya uygun bir dil. Ama roman böyle değil yani, roman ama o anlamda... Ama batıdaki roman da biraz öyle. Biraz acaba, değil tamamen öyle bana kalırsa. Roman aslında insana dönüş yani. Şiirin, işte doğru, yani doğru. Şiirin o tanrısal olanla temas, tanrısal olanla temas ya da metafizik olanla, aşkın evet, olanla temas duygusu romanda bu ağırlığı aslında hemen insana çekiyor. Tabii, içine çekiyor yani, dünyevileştiriyor, insana dönüyor. İnsan kendi içine dönüyor ve evet, romanın içinde de doğal olarak bu aşkın dil bir yere kadar taşınabilir yani. Ama biz de onlara diyoruz ki yine o romanın müellifinin de şiir diline yakın olduğunu söylüyoruz böylece. Aslında romanın tabii kendi içindeki şiirselliği değil mi? Ya yani bir takım romancıların böyle şiirsel dili tutturduğunu biliyoruz ya yani, Batı'da da. Kitap arkalarında efendim, öyle diyorlar, ben bilmiyorum. O kitap hani arkalarında öyle şeydir diyorlar. Ya mesela, şiirsel dil falan diye. Hani diyelim ki Goethe'nin hikayelerinde, anlatılarında yine o aşkınlık duygusunu zaman zaman içine gireriz. Ama en nihayetinde roman insana dönüştür yani. Goethe ile ilgili ne dedin Tarık? Kaçırdım orayı. Mesela onun anlatılarında da o şiirsel dili evet, görürüz değil mi? Deriz mesela ki, burada 61 bir... yıl üzerinde çalıştığı eseri Faust. Faust değil mi? Mesela evet. Mephisto ile bir anlaşma yapar. O aslında modern insanın klasikten ayrılma anıdır, ayrılma travmasıdır ve o artık ayrılmıştır şey Doktor Faust. Mephisto ile yaptığı anlaşma sonucu ruhunu bir kerelik sattıktan sonra artık o dünyada New York'lar, Rio de Janeiro'lar, Paris'ler, Strasbourg'lar, Brüksel'ler yapacaktır artık. Büyük kuleler, dünyada çok büyük eserler yapacaktır ama nesi yoktur bunun? Mephisto'ya teslim ettiği şey yoktur. Ruhu ben yoktur yani. Bahsettiğim yazıda tam da demonik bir karakterdir Doktor Faust. Onun ama o yüzden diyorum orada... roman aslında o ruhsal ve duygusal dönüşümün, işte felsefi dönüşümün, hani 18. yüzyılı bitiriyoruz, 19. yüzyıla geliyoruz. Artık 18. yüzyıldan itibaren roman diye bir dil edebiyatta kendisini göstermeye başlamış. Çok güçlü eserler ortaya konmaya başlamış ama aynı zamanda insan da içine dönmeye başlamış. 19. yüzyılın o felsefi anlamda karmaşık yapısını düşünün. Bir sürü izim birden ortaya çıkıyor. 19. yüzyıl doğru, felsefelerin kendi içinde çatıştığı bir yüzyıl yani. Aynı zamanda kafa bizim, karışıklığının yüzyılı tabii, tabii yani. Aynı zamanda bizim romanımız Batı romanını devralırken gecikmiştir çok malum. Ve acemi biçimde devralır. Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun ve diğerleri. O bizim memleketimizin sekülerleşmesiyle paralel bir süreçtir aslında. Doğru. Dünyevileşmesiyle tabii, diyelim. O acemilik hep hissedilir orada. Faust'u geçmeden bir şey söyleyecektim. Çok önemliydi o verdiğin örnek. O orada benim bakışımda bir geçiş var. Tam Faust. Ben de yazıyı onunla başlamıştım, bu modern kahramanın düşüşüne. İlk düşüşü oradan başlatmıştım. Çünkü felsefedeki hemen değişim edebiyata, sanata böyle hızlı yansımıyor. Faust'u bir geçiş olarak görmüştüm. Şöyle yazıdan, kendi yazımdan alırsam. Faust'ta ruhunu şeytana satmak var. Ama modern insanın, o sekülerleşmiş insanın artık özgür bir ruh sahibi olma ihtimali henüz yok. Bir ruh varsa bunu Tanrı'nın elinden kurtaracağız ama bir yere satıyorsun yine ruhu. Yani bir yere bağlamak zorundasın o ruhu. Yine özgürleşemiyor aslında. O tam da bir geçiş. Tutuyor şeytana satıyor. Bir negatif dindarlık ben burada hissediyorum. Yani negatif dindarlıktır bu. Dinden kurtulamıyor şey hala. Sekülerleşemiyor. Zaten modernizmin doğası Hristiyanlığın bir şeyidir, yankısıdır. Büyük hikaye olarak baktığında zaten. Değil mi? Eyvallah. Yani kilise söyleminin çok dışında bir şey değil. Geometrik olarak denk gelir. İşte ben negatif diye dindarlık diyorum ona. Bu tabii, modern, o Faust'la başlayan çizgiye negatif dindarlık. Tabii türlü, ama fotoğrafın onu... diliyle söyleyecek olursak dindarlığın arabı aslında. Arabı. Arabı. Yani negatifi. Negatifi. Doğru. Yani başka doğru, türlüsü doğru, mümkün değil tabii zaten. Aslında genç Werther'i de yazmış olan Goethe'yi de hatırlayacak olursak, Goethe bunun 60 yıl işte üzerinde peyderpey çalışıyor malum Faust kitabının. Bunun aynı zamanda ızdırabını da çekmiş, acısını da çekmiş bir adam Goethe.
Çünkü tutkuyu da yazmış bir adam, genç Werther dolayısıyla yazmış. Dolayısıyla Faust'u bir trajedi olarak yazmış olduğu sonucuna da şahsen ben varıyorum. Yani. Bizim romanımızın da aslında dünyaya düşmemizle çok özdeş... düşmüş olmuyoruz. Evet işte Tarık, o Servet-i Fünun'da, Tanzimat romanında ondan sonra. Dikkat aslında, edelim mesela Atala Röne. Aslında ve... yine düşüyoruz. Yani sen geçen hafta mesela burada bir kitaptan bahsettin değil mi? Hangisi? Araba Sevdası'ndan. Evet, doğru. Bahsettin. Hmm. Yani o aslında o ilk bizim düşüşümüzün ya da düşüşümüzü fark edişimizin dışa vurumuydu o. Yani dünyevileşme dediğimiz ya şey, aşkın şöyle. Olanla. Hmm, doğru. Çünkü aşkınlık için hani bir şey, bir ruh sükuneti lazım ya. Yani tabii. Yoksul da olsan, varsıl da olsan, fakir de olsan, zengin de olsan bu hani bir sükunet içindesindir. Yani bu sükuneti derken evet. rahat olmak anlamında söylemiyorum ama bir ruhsal sükunet evet. gerekir ya, aşkın hı-hı, olanla hı-hı. temas etmek, hani o şeyi insanda böyle bir duyguyu açığa çıkarır ama bizde de o romanın ilk izleri bir fark edişle ortaya çıkıyor. Diyor ki ya bir dakika diyor, yani romancılar biz galiba bir yeni bir durum var. Yeni bir şeyin içindeyiz biz ve oturup kendisine bakmaya başlıyor, toplumuna bakmaya başlıyor, çatışmaları fark etmeye başlıyor ve bunun üzerine hani ilk romanlar hep bu ilk hesaplaşmanın görüntüleridir ya yani. Ben ama metafizik bir yanı yok öyle... ama doğru Selahattin. Çok metafizik bir yan görünmüyor. Ben de metafizik olmadığını söylüyorum. Toplumsal değişimi fark ediyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yok, evet. Kültürel bir değişimi fark ediyor ve onu mesela bu sorunsallaştırıyor. Şöyle bir örnek vereyim, somutlaştıralım. Mesela Orhan Veli değil mi? Bir şişenin içinde, rakı şişesinin içinde balık olsam değil mi? Bu ne demek? Şu demek. Şiiri Ziya Osman Sabah gibi işte efendim. Yahya Kemaller. Yahya Kemal demeyelim de yani onu bile demeyelim. Daha işte Necip Fazıl, ondan sonra Nazım Hikmet, birkaç beş ececiler diyelim ki yani. Onların yukarıda tuttuğu şeyi sokağa indirdim diyor ben kardeşim diyor. Ben Çiçekçi Pasajı'nda oturuyorum ve şiirim burada yazıldı, haberiniz olsun diyor yani. Bunu söylemeye cesaret ediyor. Bu aşağı yukarı orta büyüklükte bir devrim Türk şiirinde değil mi? Evet. Rakı şişesinin içinde balık olsam. Güzel. Fakat bizde birey o zaman başlayamıyor. Başlatamıyor yani tam Orhan Veli bireyi. Gücü yetmiyor, nefesi yetmiyor buna edebiyatın. Birey ne zaman başlayacak? Akçaburgazlı Yekta'da başlayacak. Çağrılmayan Yakup'ta başlayacak birey. Orhan Veli aslında yine o Kitab-ı Sengin Mezar'da tamam. Bireyin ilk adımını atmış tamam. yani. Bak şimdi romanda da onu söylemeye çalışıyorum zaten. Bunlar ilk emeklemeler, bebek adımları bunlar. Romanda da bu işte 1870'lerde. Süleyman Efendi'nin Nasır'ından bahsetmeye başlarken aslında. Mesela küçük adam ama küçük adamın dikkat edersen küçük şeyi var. Sorunlar teklif eden bir küçük adam bu. Küçük sorunlar teklif eden bir küçük adam. Küçük adamın büyük sorunlar teklif etmesi için 1955'i bekleyeceğiz. Yani ikinci yeniyi bekleyeceğiz. Onu bence demeye onun çalışıyorum. En belirgin karakteri Malatyalı Abdu'dur. Ya Malatyalı Abdu'nun üzerinden konuşun da ben de roman, bir şey tamam. Romanı şunun için şöyle söyleyeceğim. Şimdi roman edemiyorum. Şöyle. Akçaburgazlı'dan ziyade bence şimdi, o büyük sorunun adamı Malatyalı Abdu'dur. Bizim yani. Roman nasıl duruyor? Benim tetkiklerime göre söyleyeyim. Şöyle duruyor. Şimdi Kastamonu'da Mustafa Kemal ey ahali diyor. Bu Serpuş'un ismi işte şudur ve bundan sonra biz bunu giyeceğiz diyor mu? Diyor değil mi? Ama konuşurken Osmanlıca konuşuyor. Serpuş diyor yani. Şems siperi deniyor işte şapka. Bizim romanda aynı o şekilde. Şöyle oluyor. Bu diyor işte. Romandır, Batı'nın dilidir. Bu hakiki yundur bundan... diyor. Hakiki yun. Yani Fransa'daki gerçekçiliği böyle telaffuz ediyor şey. Karabibik romanının yazarı mesela, anlatabiliyor muyum? Ve oturuyor Hakikiyun mezhebine göre, aynen bu kelime, Hakikiyun mezhebine göre yazdım diyor bu romanı. Düşünebiliyor musun? Buradan roman çıkar mı, büyük roman? Çıkmaz. Ama şeklen doğru işte. Negatifi çıkıyor orada yani. Çirkin bir şey çıkıyor. Çirkin derken hani fotoğrafın çıkmamışı anlamında diyorum. Neticede toplumsal olarak, bireysel olarak bedeli ödenmemiş bir şey. Evet. Yani toplumlarda aynen. yukarıdan inmeci modernleşme dediğimiz doğru. şey doğru. Yani bu ülkede işte bedeli ödenmesi dediğim şey bedeli ödenecek şeyin çok kıymetli ödeyecek, olması o, anlamına da gelmiyor. Mesela tabii. demokrasinin bedeli ödenmemiş de diyebiliriz. Bu bizatihi yani demokrasinin kıymetli bir şey olduğundan değil ama
sosyolojik olarak, edebi olarak toplumların değişiminde hani etkin olan araçları konuştuğumuzda o şeyin arka planı ne kadar bu coğrafyada kök salmış, nereye evet. sırtını yas, roman evet. nereye sırtını yaslayacak? Hı hı. Aslında değil, mesela çok özür dilerim ama bir şey söyleyeceğim. Biz de şunu mesela çok küçümserler ve ama büyük bir hakikati fark etmeden küçümserler. Şimdi bizim topraklarımızda alimler, ilim adamları, toplumda söz söyleyebilecek insanlar bir meseleyi konuşurlarken günah ve sevap bağlamında konuşuyorlar, değil mi? Ve bunu bir gericilik olarak adlandırıyorlar. Mesela adam diyor ki roman günah mıdır dediğinde birden o adamı biz yerin dibine sokmak için ilk adımı atmış oluyoruz. Hayır, adam şunu söylemeye çalışıyor aslında. Bizim varoluş biçimimizde insanın kendisiyle ve toplumla bu dilden yüzleşmesi bizim hakikatimizde neye karşılık gelir diyor adam. Mesela bunu tartışıyor aslında. Derin bir şey tartışıyor. Bu dil diyor mesela mahremiyetle bizim ilişkimizi nasıl değiştirecek diyor mesela adam. Doğru. Romanı tartışıyor değil mi, ama tartışırken hakikatini buradan tutuyor adam. Yani sadece oturup birinin yazması günahtır mıdır diye tartışmıyor ki. Bu diyor bizim yaşam algımızda mesela mahremiyeti nasıl göreceğiz, biz bu dili kullanırken nasıl algılayacağız? Hayatı tahlilimizde acaba bir zihinsel sapmaya yol açacak mı bu hakikiyun? Ya da tamam. bunu somut araçlar içinde konuşabiliriz değil mi? Adam mesela pantolon giyiyor padişah. Padişah diyor ki gavur padişah. Neden pantolon giydi diyor. Ama adamın hafsalasındaki arka plan şu. Diyor ki kardeşim bak biz namaz kılıyoruz diyor. Ve bu pantolon denen dar şey namaz kılmama duygusunun, hayatının, algısının ürettiği bir şeydir diyor mesela. İbadetini sandalyede oturarak yapan bir adamın giysisidir diyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet. Şimdi ama biz bunu söyleyen adamı hemen yaftalıyoruz. Çünkü bizim tartışmalarımız ne yazık ki bu topraklarda son 200 yıldır sadece görüntüler üzerinden, simgeler üzerinden oldu. Yani bir tarafta doğru. gelişmiş toplumların kullandığı araçlar vardı. Bu maddi araçlar da olabilir, manevi araçlar da olabilir. Doğru. Yani kültür ürünleri de olabilir, bizatihi kullandığımız şeyler. Adam diyor ki kardeşim masa diye bir şey var. Tamam biz bu masada oturacağız ama bu bizim yemek yeme kültürümüzü nereden alıp nereye götürecek? Bizi kendi hakikatimizden uzaklaştırabilir mi bu masa dediğimiz şey? Adamın derdi şuradaki tahtayla değil ki, olabilir mi böyle bir şey? Tabii ama o ontolojik tartışma artık çok şey kaldı. Geride kaldı maalesef değil mi? Onu ne artık yazık, anakronik olacak konuşmak. Istedim. Oraya taştık. Pazartesi günü gidiyoruz değil mi Derince'ye? Evet, Derince'de doğru. tam da şey konuşacaktık. O ne mevzuya geldik aslında. Derince'de? Böyle batı ile ilgili bir şeydi. Batılılaşma, Türk Edebiyatı ve Batılılaşma mıydı başlık? Evet, evet. Tam da oraya taştık. Senin söylediklerinden sonra benim aklıma gelen tartışma başlığı şu. Madem ki buranın sosyal, iktisadi gerçekliği üretmedi bu romanı bizde, o zaman roman yani nereden çıktı ve neye hizmet etti? Öyle değil mi? Bu bir üst yapı şeyi olarak düşünürsek bunu. Bu iktisattan neyse ki çıkmıyor. Orhan Pamuk bu meseleyi halletti yani, sorun yoktu. Ya şaka. Ben ciddi başlık söylüyorum. O zaman romanın bir işlevi olmalı burada. Madem ki bedel ödenmemiş dediğinden ben onu anlıyorum. Yani buranın iktisadi yapısından ve toplumsal yapısından çıkmadı bu sanat, roman sanatı. Roman ithal edildi. Evet, o zaman doğru. o burada bir şeyin yerine ikame ediliyordur ve bir işe yarıyordur. İthal edilen bir şey sebepsiz ithal edilmez yani. Arkadaşlar, yani birileri bir şey ithal ediyorsa sebepsiz gibi duruyor. Yok, ben diyorum ki o zaman tamam, burada roman aslında intelijansiyanın tam da gavurlaşması için ithal edilen bir şeydi. Nasıl yani? Bir ara verelim de. Derince'yi tekrar söyleyelim. Pazartesi 7.30'da Derince Zübeyde Hanım Kültür Sanat Merkezi'ndeyiz. İnşallah. Kocaeli'deki arkadaşlara duyurulur, Derince'deki arkadaşlara. Eyvallah. O zaman biz bir ara verelim. Aradan sonra Kafa Dengi devam edecek. Kafa Dengi devam ediyor arkadaşlar. Twitter'a bakma Gökdemir. Twitter'a bakma yani. Twitter'a bakma. Söyle. Gökdemir sen bir cümleyle söyle istersen az önce program araya girmeden önce madem ki cümleyi. Burhan kendi iktisadi ilişkilerinden, toplumsal ilişkilerinden çıkmıyorsa bu sanat formu, o zaman burada bir şeye hizmet eder. Başta ne kadar
batılılaşmayla o züppe batılı züppeyle dalga geçse bile form olarak aslında bize ait olmayan bir şeyi burada kökleştirmeye çalışıyor. Sonradan terse de dönüyor. Şimdi Tanpınar'ın yaptığı, Kemal Tahir'in yaptığı, Peyami Sefa'nın yaptığı bunlar aslında onu terse döndürmeye çalışmak ama o formu hala tekrar ettiriyor. Biz hani bunu sözün sonuna erdirmek anlamında söylüyorum. Çünkü bu ayrı bir tartışma. Buraya da giremeyiz ama hakikaten bireyin ortaya çıkışı için bence çok geç tarihler. İşte Karasu'da birey var, Atılgan'da birey var, Atay'da birey var. Çünkü işte o 50'lerdeki bizim şehirleşmemizle, kapitalistleşmemizle, işte işçi sınıfının ve burjuvazinin belirginleşmesi diyelim ve şehirli nüfusun artmasıyla birlikte birey ortaya çıkıyor. Bunun da yansımalarını biz 60'larda 70'lerde görebiliyoruz. Bir adam var Gökdemir. Bugün de pardon şu kadar diye. Zeki Demirkubuz'un filminde var mesela birey var değil mi? Bireyin trajedisi var. Ama Nuri Bilge Ceylan hala memleketten ona şey geliyor, paket gelen yönetmen. Yani gidiyor da o filmi yapıyor. Hala oradaki yani son filmi ayrı tartışılır ama hala kırla bağı kopmamış. Yani o birey bunalımları olan birey ama batılı anlamda birey değil hala. Ama Nuri Bilge Ceylan Mayıs sıkıntısını Çehov'a ithaf etmiş bir yönetmen bir taraftan da yani. Zaten seni desteklemek için söylüyorum yani. Tamam. Zaten Çehov da Çehov'un da bunalımları o işte şeyin Kiraz Bahçesi şey satılacak mı? Ve ne olacak orada meselesi. Ben, o da yine feodal bir şey. Ben, yani o yine feodal bir örnek modernliğe geçiş şey demiyorum. Tabii, dil ve karakter açısından belki bir örnek eskiden ayrı tutulmalı bence. Nait Sırrı Örik mesela. Evet. Onda tabii birey vardır mesela. Yani evet. Kıskanmak romanı mesela. Tamam. Demirkubuz'da evet. Çekti var. Onu. Ben de tam onu söyleyeceğim. Birey vardır mesela, yani. Divan edebiyatında birey yok mu acaba? Modernliğin anladığı anlamda yok. Ya ben divan edebiyatını bilmiyorum Selahattin yani. Yani. Neden? Öyle bir yani bizim öyle bir benlik anlayışımız, kendilik anlayışımız yok zahiren, ki. Zahiren birey üzeri örtük ama mesela divan edebiyatının hani. Yok senin vasfettiğin Dilber bu şehri içre Nedim bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana. İçinden bir İskender Pala çıktı ha Selahattin. Doğrudan yani çıktı yani. Karanlığın içinde yürüyen bir adam Nedim'in bu beytindeki adam yani. Doğru ya o anlamda. İtiraz etmeyin. Ben bilmiyorum abi yani bana bir oku desen divan edebiyatı. Ben de o kadar biliyorum zaten. Birkaç şey göstereyim bir mevzuyu evet. Size açacağım. Buyurun. Efendim ama önce şu Mazlumler'in 20. yılını kaleme almışlar. Bunu göstereyim. Mazlumler de bizim canımız ciğerimizdir abi. 20 yıl olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada yazarların kaleminden Mazlumler'in 20 yılı diye bir efendim kitap çıktı. Üstün Bol'a teşekkür ederiz. Sevgili Üstün Ankara'dan bu işe emek eden arkadaşımız. Bizim de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Mazlumler'de özellikle son dönemlerde de gerçekten hakkaniyetle, adaletli bir yerde durmaya çalışıyor. Ahmet Faruk Ünsal'a buradan çok kalbi selam ederim yani. Ahmet Faruk Ünsal bu noktada önemli bir adamdır. Yine Cüneyt Bey yazarlarmış. Pek hacimli bir şey evet, olmamış. Okunur böyle. Evet. Cüneyt Bey'e buradan selam edelim İstanbul'da şube başkanına. Efendim benim hakikaten Mazlumler'de tanıdığım adamlar hep adam gibi adamlar. Ben şahsen tanıdığım Batman'dan, kimse yok ama Batman'dan Murat olarak Çiçek avukat buradan çok selam edeyim. O da sevdiğimiz arkadaşlarımızdan sevgili. Kurumsal olarak ben de yani beğeniyorum ve takip ediyorum. Eyvallah, önemsiyorum ama şahsen olayım. Kimseyi tanımıyorum. O yüzden selam edemeyeceğim ama kurumsal olarak İki tane de dergi göstereyim arkadaşlar. Bir tanesi Adana'da fuara gittiğimde sağ olsun arkadaşlarla tanışma onuruna nail oldum. Efendim Edebi Müdahale dergisi. Salim Nacar arkadaşımızla tanıştık. Sağ olsun hediye ettiler. Edebi Müdahale'yi buradan selamlamış olalım. Adana'da çıkan dergilerimizden bir tanesi. Haberdar etmiş olalım buradan. Yine Adana'da Karayazı dergisi. Bu da 2 aylık edebiyat dergisi. Elimdeki 17. sayısı. Çok teşekkür ederiz arkadaşlara. Emekleri için, bizi de haberdar ettikleri için biz de buradan haberdar etmiş olalım. Efendim Salim Nacar arkadaşımızın da imzaladı, verdi sağ olsun. Şiir kitabı Aralık
Çok da güzel bir dili var. Ben tanıdığıma da çok memnun oldum, sağ olsun. Aralığı da göstermiş olayım, sevincimi paylaşmış olayım. Şimdi arkadaşlar bir mesele daha hani bahsedeceğiz diye. Selahattin geçen hafta da ya bu mutlaka konuşulmalıdır dedi. Bu arada ama çok bu arada dedim ya. Bu var ya programcılık falan bana göre bir şey değil Selahattin ya. Ben onu anladım yani, gerçekten anladım. Bir soru sorduk biz arkadaşlara. Ben önce Twitter'dan soruldu. Acayip cevaplar var. Mahir Özdilek de sağ olsun bir sürü konu göndermiş. Ekrandan kafa sormadın tasları. Ama. Ekrandan sormadım daha. Dedim ki orada. Ekrandan sormuyormuşuz mesela. Ben orada hemen konuşuyormuşuz. Dedik ki arkadaşlar ama bu hafta bir yönetmeni de birazdan konuşacağız. Dop dolu bir program dedik ya. Biri durdursun bizi. Biri durdursun. Dop dolu. Lan otur iki dakika efendim. Benim şarkımı çalacaksın değil mi bu doluluk senin içinde? Senin şarkını da çalacağız. Tamam. Gökdemir'in şarkısını çalın arkadaşlar diye böyle çaldırıyormuşuz. şimdi ne diyecektim, neyi önce söyleyeyim? O şeyi sormadım. Sizin dedik ki biz hep roman kahramanlarını konuşuyoruz. Bugün bir yönetmeni de konuşacağız birazdan. Dedik ki sizin film kahramanınız hangisidir ve neden? Evet. Arkadaşlar bize bunu maille atarsa onu öğrenmiş olalım. Ben pas atıyorum ama almıyorsun, ne yapayım? Diyorum işte bak Zeki Demirkubuz'da var, Nuri Bilge'de şöyle hani oradan birey var mı, kahramanınız kim falan. Şimdi epey cevaplar gelmeye başlamış bu soruya. Umut Ünal Don Corleone diyor çünkü babadır diyor. Yani daha açıklamaya gerek yok bir şey. Bir arkadaş, enteresan adamlar var bu programı dinleyen. Mehmet Çakar diyor ki Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf neden? Hüsnü Aşk'taki gayrete benzetmiştim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi adam Yüzüklerin Efendisi'ni seyrediyor. Hüsnü Aşk'taki bir kafada Hüsnü Aşk'ta. Güzel değil mi abi? Mehmet Çakır çizmiş aslında. Bil fiil ama farkında değil. Yani şu an normal olarak hayatını sürdürüyor. Etrafındakiler de farkında değil ama çizmiş. Kimdi arkadaşın ismi? Mehmet Çakır. Mehmet Çakır. Hemen aldırıyoruz. Araç yollayıp hemen aldırıyoruz. Toplum henüz hazır değil. Bu 68'de Amerika'daki bitnikler başkanlık seçimi sırasında öyle kampanya yapmışlardı. Başkan adayımız Gandalf diye. Öyle mi? Tabii tabii. Abi Allah Allah. O Gandalf, bu Gandalf. Öyle olması lazım. Afşin tabii. Selim. Ya Selim yeni Afşin mi midir? Afşin Selim midir? Bursa'lı ya ben Selim. Çok seviyorum Selim. Afşin. İsmi Afşin, soyadı mı Selim? Öyle olması lazım. Ben çünkü Afşin diye hitap ettim, itiraz etmedi. Öyle mi? Ya arkadaşım Twitter'da. Bu duruma bir düzeltirsek. Benim Afşin'cim. Twitter arkadaşım. Aynısını bize söylüyorlar sürekli. Yani nedir bu Tarık Tufan yani. Bunlar bizim sahne ismimiz abi. Evet, gerçek evet. İsmimizi söylememiz lazım. Evet. Bu evet, benim onlar. Yıllar önce sahnede kullandığım isimdi. Evet. Televizyonda da Tarık Tufan olsun dedik gitti. Evet aynen, benim de öyle tabii. Favori film kahramanım Masumiyet'in Yusuf'u. Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filmi malum Yusuf. Nisa mutlu bir şey mi diyor içeriden? Mutlu bir şey mi diyorsun? Ben şöyle yapınca mutlu hemen bir emir komut verdi bir şey dedi. Stalker'in Alexander Kaydanovski'si kim diyor onu ya? Nisa arayışımıza ve yolculuğumuza rehber olduğu için diyor. Çok güzel. Güzel değil mi abi? Dükkan benim kapalı. De kahramanın iyi benim tutuyorlar aklında. Ben de o filmi severim. Çok da beğenirim. Adını bilmiyorum ben de kahramanın. Adını buradan hatırladım. Neyin ne izleyiciler var? Ben de ismini hatırlamıyorum. Tyler Durden. Nedir sen Gökdemir, böyle şeyleri sen okuyabilirsin. Yok abi ben de okuyamıyorum Gökdemir ya. Gökdemir diyecek ki gavucu olmasın. Hayır ben bildiğim isimleri biliyorum. O şimdi Tyler olduğunu anlıyorum Tyler, ama. Tyler Fight Club'ın malum kahramanı. Bu da modern zamanın aslında değil mi? Evet, hit karakterlerinden. Evet. İsmail Duman göndermiş. Ama orada şimdi double olduğu için birini beğenip birini beğenmemek de ayıp olur yani. Evet doğru. Abi ne yapalım yani? Şizofren değil mi kahraman? Başka var mı diye bakıyorum. Abi işte Elif Ravza. Hı. Bir araba da ona gönderin alsınlar. Diyor ki Mel Gibson'ın Kadınlar Ne İster filmindeki fotokopi çeken gözlüklü kız. Benziyoruz, ikimiz de karnımızdan konuşuyoruz demiş. Elif aynı araç çok dolaşsın şey. Elif Ravza'yı da almış. O da çizmiş. Yalnız o da farkında böyle değil. Otobüs evet. Biçiminde ambulans yok ama yani. Abi biz iyisi mi 18 kişilik böyle evet. Şey... Peugeot'lar vardı ya böyle servis arabası, onlardan gönderelim iki etti yani. Başka var mı, size de söyleyelim. Emrah Kılınç
o arkadaşı almayın abi, evinde kalsın. Rambo demişti o yüzden. Canı sağ olsun. O da ilginç yani. Yani. Rambo kahramanı. Rambo ve Rocky Balboa demiş. Emrah Kılıncı almayın ama abi. Bak kafa dengi seyrediyor da yani. Ondaki evet. Gariplik de o yani. Buyur. Nocturne diye bir arkadaşımız. Antonio Doinel. Stolen Kisses. Kisses. Abi ben bunları... Biz bunları bilmezken nasıl değerlendiriyoruz? 400 darbenin. 400 darbeyi hatırlıyorsun değil mi benim? Biz onu göstermedik mi zaten? Gösterdik mi hatırlamıyorum. Oradaki kafası karışıktır. Sahne de nedir ya? Diyor ki kafası karışıktır. Öyle güzel karışıktır ki aynaya bakar gibi olurum izleyince. Bir şey abi, söyleyeyim. Gerekçeler çok sağlam. Çok güzel yalnız fakat ya. Truffaut'un o filminin şeyini sürdürüyor sanki. Bu arada bu filmleri sanki de konuşmuş oluyoruz. Evet, hani evet. İzlemeyenler de lan kim der? Bence belki. Tarık. Bak bir saptama yapacağım, güme gitmesin. Gösterdik diyor lan filmde. Bak, göstermişiz. Geldi. Diyorum evet. Ki Seciye göstermiş bak. Mi? Tabii. Göstermişiz. Zamanında 400 darbeden ya. Bir şey. Gökay mı yapıyor? Mutlu mu? Biz Allah razı olsun. Biz bunları programlarımızda gösterdik yani bu programlarımızda. O zaman onu hazırlayın bir daha gösterelim diye böyle. Olabilir aslında. Ben olmasın? Var ya şöyle hep hayranımdır ya. Böyle bir takım adamlar program sunar. O an bir şey söyler pat olur böyle. Burada hani bir çeşit şeydir o yani. Görüntü desteği değil mi? Bir iktidar şehvetidir yani. Ha, bir şey istiyorsun gönderiyorlar filan. Gönderiyorlar ha. Ya ne Gökay dedin de bize, yapmadılar. Bize, ne yapmadılar? Gökay bize tantuni gönder oğlum diye. Gökay abi bize abi, tantuni gönder diyoruz. Tantuni geliyormuş böyle. Acayip gece bir şey. Gece tantuni isteyecek. Gökay masayı donat abicim falan. Şöyle bir çığlık sesi mi geldi, kahkaha mı atıyor mutlu içeride? Bak şöyle. Benim de kafa dengim 60, orta iki ter 60, Baba Aziz demiş. Evet. Baba yani, Aziz güzel evet, film Baba evet Aziz. Doğru. Baba Aziz de güzel. Ya bir şey söyleyemedim be. Buyurun. Aa sen bir de onun reklamını yaptın. Büyük cümle sarf edecektin evet, değil mi? Evet abicim. Buyur abi. Halkımız nefesini tutmuş seni dinliyor yani. Ama halkımız buna hazır değil. Şey söyleyeceğim ha, ya. Bu arada da bir şey söyleyeyim Selahattin. Biz geçen hafta da böyle bir şey söylemişiz. Ne? Halkımız buna hazır değil diyerek onu, yukarıdan hiyerarşik bir dil geliştirmişiz. Onu Gökdemir geliştiriyor onu. Yahu. Ben de kardeşim bunu zaten latife olsun diye söylüyorum. Yani bizim daha ben önce de söyledim bunu tekrar ettirmesinler. Töhmet bizler altında kalma. Bu halkın abi evlatlarıyız. Bu fukara sıradan halkın evlatlarıyız. Biz de onlardan biriyiz yani. Onlarla aynı çay ocaklarında çay içen, büfelerde oturan. Böyle bir elitizmimiz yok. Ama bazı meseleler var ki hakikaten öyle. Ama burada yaptığımız tam da latife o kalıba, o aydın şeyine bir eleştiri giydirmek olsun diye. Tabii tabii. Da. Halkımız o sarkastik hazır bir değil şekilde derken, söylüyoruz ciddiye yani. Bunu ciddiye almamak lazım. Hmm. Bak gene söyleyemedim. Halkımız hazır artık Selahattin. Buyurun. Bu 400 darbe filmindeki en can alıcı sahne bana kalırsa bu sondaki şey var ya, çocuk denize kadar koşar o. Şöyle bir bakar gidecek Mutlucuğum, yol yok. Hazırlarsanız. Buyur abi. Gidecek yer kalmamıştır artık ya, sonunda çocuk. Ben de yatılı okul okuduğum için, hani yatılı okuldan geldiğim için çok özdeşleşme had safhada o filmde bende. Denize bakar yol bitmiştir yani. Ondan sonra öteye beriye bakar gidecek yer yoktur. Şaşalar ve en son bize bakar şöyle, kameraya bakar. Film öyle biter. Nasıl evet. Güzel bir sahnedir o ya, can alıcı bir şeydir. Ben şimdi ne yapayım der çocuk yani. Bu o sahne oldu bunu. Bu Dardane. Dardane kardeşler Belçikalı. Dardane kardeş bisikletli. Bisikletli çocuk. Nasıl? Seyrettin mi filmi? Truffaut'un izinden gidiyor onlar. Çok güzel. Şeyde Rosetta da çok iyi filmdi onların. Rosetta'yı izlemedim ama Rosetta da çok izledim. Aynı yerden gidiyorlar ve bisikletli çocuk da gerçekten yeni bir kahraman. Ama nasıl? Kalabalık benzeri kahramanların içinden yeni bir kahraman yapabilecek bir güçle yapıldı o kahraman bisikletli çocuk. Harika bir şeydi. O çocuk da ayrıca en çok uyumuş ne yani. Ne etkiledi seni filmde? O Truffaut'un izinden gidiyor bu Dardane kardeşler. Valon mu bunlar yoksa şey mi ya? Belçika'nın Fransız Vallahi tarafından Selahattin, mı? Biz o kadarını biliyoruz Dardane yani. Dardane galiba. Peki Fransız o zaman tarafı. Hadi sahneyi izleyelim. Hazırmış evet. Allah Allah. İyi ya. Bakalım. Hadi bakalım. Mutlu çok teşekkür ederiz ya. Vallahi sağ olasın. Tam söylediğin gibi. Gökay'cığım teşekkürler valla. Ya tam söylediğin gibi unutmam gerçekten. Hiç unutmam bu sahneyi ben. Çok etkileyici bir sahnedir yani. Size de öyle mi geliyor bilmiyorum. Beni çok etkilemiştir bu sahne. Bu hep gidip böyle burnumuzu saydam bir duvarda durdurduğumuz bir şey vardır hepimizin hayatında yani. Benzer bir şey Truman Show'da. Truman Show'un işte o hani adanın etrafında kurgulanmış o setin
dışına çıkmaya çalışırken hani bir finale doğru şeye biner, kayığa, neyse o kayık mıdır, deniz aracı. Gider 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 ufka doğru yaklaşır filan buradan kurtulma umuduyla. Fakat bindiği kayık ufka saplanır yani. Evet evet. Dekora saplanır. Dekor yani. Yırtılır sonra. Dekor içine girer yani. Ve evet evet. O her şeyin bittiği evet, yerdir evet, ama evet. Aslında her şeyin de doğru. Başladığı yerdir. Doğru doğru doğru. O filmi ve kahramanı önerenler de var zaten. Var tamam, galiba. Ben de. Evet evet iki kişi de gördüm. Kahramanım odur diyorlar. Evet. Gerçeği peşindeki bir tanesi Mehmet Çakır. Için. Metafizik yoktur o Mehmet filmde Mehmet Çakır'ı biz az önce çizmemiş miydik? İçeri evet. Almamış mıydık? Truman Show'daki Truman modern insanın hayatı diyor. Acımasız modernizmin sınırlılığı demiş. Şeyi haftanın kafa dengini önce görelim. Bazen bu kadar sinema vesaire falan konuşalım. Evet, bu meselemizde biraz sonra evet, konuşalım. Evet. Vaktimiz var mıdır Mutlucuğum? O zaman haftanın kafa dengini görelim hazır bu kadar sinema konuşmuşken. Sonsuzluk ve Bir Günün, Ulis'in Bakışının, Ağlayan Çayır'ın, Leyla'nın Geciken Adamı'nın şairiydi. Büyük insanlara özgü can sıkıntısının şairiydi. Balkanların başıboş kalmış yalnızlığının, yoksulluğunun, şiddetinin peşindeydi. Acelesi olan insanları durdurup onlara bir şeyler soruyordu, vatandaşı Sokrates gibi. Geniş açılarla, uzun sekanslarla durduruyordu insanları ve bir şeyler soruyordu onlara. Rahatsız eden, gafletten uyandıran şeyler soruyordu. Yüz kızartan, utandıran şeyler de soruyordu. Gülümseten, umut veren şeyler fısıldıyordu bütün filmlerinin dip müzikleri. Durup biraz daha bakmanın, temaşanın hikmete açılan kapılarına çağırıyordu hepimizi. Bir çayırı mesela ağlarken hayal ediyordu. Velhasıl güzel, hikmetli bir abimizdi. Şüpheli bir motosiklet onu soru sorarken yakaladı ve yere yatırdı. Kurtaramadılar. Bizler onu kalplerimize, gözlerimizden giren adam olarak hatırlayacağız. Toprağı bol olsun. Evet, haftanın kafa dengi geçtiğimiz hafta içinde kaybettiğimiz Angelopoulos oldu. Büyük yönetmen. Evet. Modern zamanda bizim büyük yönetmenler diye andığımız kuşağın evet. Onu ne demek istediğimizi herkes anlıyor zaten değil mi? Yani evet. Büyük yönetmenler diye yaşıyor olması bile bizim için hani evet. Aynı bir güvenlik unsuru. Aynı çağı yaşıyor olmamız, onun söyleyebileceği bir cümle kuracağı bir kadraj çekeceği bir film bu dünyada yaşayan herkes için bir umut evet. Imkanı, bir soru sorma imkanı, bir o temaşaya bizi çağırdığında biz biliriz ki orada Angelopoulos bize aslında insanlık adına bir şey söyleyecek ve bizim dünyamıza da aynı zamanda şiirsel bir cümle katacak. Yani böyle bildik ve böyle de yaptı nitekim. Olağanüstü bir yönetmendi gerçekten. Setteyken hayatını kaybetti. Bir motosikletin çarptığı söylendi. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz ama. Çok... Biraz benzeşiyor biziyle bu Yunanistan zaten ortak bir şeyimiz var. Ya bir trafik polisi çarpıyor. Yani film çekerken adam bir trafik polisi motosikletle çarpıyor ve ölüyor. Ya bu Türkiye'de de olabilecek bir şey. Evet benziyor yani, doğru. Yani. Ben de onu düşündüm evet. Aynen. Başka yerde olması zor biraz. Yani ama biraz bir taraftan da çok politik, güncel politik tavır almış bir yönetmen değildi. Niye? Ya biz aslında... Bu da şüpheyi azaltan bir şey aslında. Ha, şüphe o anlamda evet yani ama... Hiç önemi yok artık yani. Bir de şey var ya Selahattin, hani gerçekten politik bir şey değil miydi gerçekten? Yani çünkü çok daha derin... Balkanların son büyük yüzyıl, siyaset. Son yüzyılıyla tabii, ilgilenen evet. Bir adamdı. Yani Ağlayan Çayır mesela işte geçen yüzyılın sonlarından itibaren gelen bir acının anlattığı bir filmdi. Sonra tabii. Bugüne kadar işte geliyordu. Ha bunu şey için söylemiyorum yani politik bir sebeple birileri kasten öldürüldü diye söylemiyorum. Ama bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Balkanların o toprağının tarihinde
Ki pek çok meseleyle yüzleşmiş bir adamdan bahsediyoruz bir tabii. tarafıyla da yani. Tabii, tabii. Dili elbette aktüel politik bir dil kullanmadı ama. Şöyle diyelim, slogan yoktur yani. Hiç hayatta yoktur ya filminde. Zaten. Yani o diyelim sosyalizmle ilgili bir şey söyleyecekse bir Lenin heykeli, kırılmış bir Lenin heykeli ırmaktan yüzer, onu gösterir yani Angelopoulos. Daha hani derin, sert güncel bir şeyi yok. Daha derin meselesi olan için aslında hep konuşuyoruz ama arada biz de o tuzağa düşüyoruz. Yani geçen hafta bir girdik mesela şeyden çıkamadık işte Kürt meselesinden çıkamadık işte. Yani o aktüel olan şey hakikaten insanı çekiyor dibe. Ama meselesi Doğru. olan adamlar için işte girmeyenleri tebrik etmek lazım. Çünkü ya bizim ulusalcıya da söyleyecek bir sözümüz var. Başka bir derdimiz var bizim. Doğru. O dert içinden konuştuğumuz zaman ulusalcıya da, Kürtçüye de, ülkücüye de, İslamcıya da, devrimciye de söyleyecek bir şeyimiz var. Ama bu siyaset mevzuna girdiğimizde hepimiz mecburen bir pozisyon alıyoruz. O pozisyondan konuştuğumuz zaman da artık o söz bütün muhataplarına ulaşmıyor. Sadece seninle yakın durana gidiyor. Çünkü yani o böyle söz bir risk gündelik var. Dolaşımda zaten milyonlarca cümleden birisi yani söyleyeceğin şeyi. Evet. Onların dışında bir şey söyleyemezsin, mümkün değil yani. Onu ayrıca bir programda zaten konuştuk. Programın sonuna kadar hatırlarsınız. Bir de bu kadar gündelik tartışmanın içerisinde o sözün kendi içindeki derinliğine vakıf olabileceğimiz bir zamanımız da yok açıkçası. Yok, çünkü o sözü herkes ardı ardına kurmak ve daha çok söz, daha çok cümle cepheye taşımak derdinde yani. Tabii. Ama bir cümlenin üzerine Angelopoulos'u büyük yapan şey de bu aslına bakarsan değil mi? Yani yaşadığı coğrafyayı hani inebileceği, ne kadar derinliği varsa inebilmiş bir adam. Şiir, şairlik dediğimiz şeyi var ya hani adamı hani böyle algılıyoruz ya biz. Şiirini söyleyebilmiş bir adam. Evet. Çünkü çok derinde olanla temas edebilme cesaretini de göstermiş, sabrını da göstermiş aslında. Ya bu çünkü biraz sabırlı olmakla ilgili bir şey. O Gustave Flaubert'in sözünü çok severim ben. Bir şeyin ne kadar ilginç olduğunu anlayabilmek için ona biraz daha bakmak yeterlidir diyor ya. Angelopoulos da öyle bir adamdı. Biraz daha fazla bakmamızı istiyordu bizden. Mesela o uzun Fakat sekanslar bu, dediğimiz şey o. Tabii bu bugün için can sıkıcı bir can şey. Can sıkıcı bir yani şey. Yani çünkü tabii. biz klip zihni tabii. olduğu için tabii. bizde tabii. bir şey tabii. çabucak söylensin geçsin ve yeni tabii. bir şey tabii. söylensin. Bugün en büyük sanatçının Lady Gaga olduğundan şüphe edilmiyor mesela onun için. Yani ya, o... Bir de ben de tersini söyleyeyim o zaman. Benim de canımı sıkıyor o sekanslar. Ama şundan dolayı sıkıyor. Onun aslını yapanlar için tabii ki o derin bir şey var ve derin bir bakış istiyor benden, onu anlıyorum. Ama bir de var ki kardeşim işte o uzun sekanslar çekmenin kopyaları var. Ve o zaman da orada ben o da trene bakar gibi oluyor. Trene bakar gibi bakıyorum şu yani. Bir şey orada bir hakikat yok, bir derinlik yok. Sadece uzun sekanslar numarası, var ve sanat filmi yapılıyor. İşin yani. Numarası zaten mevzu dışı. Evet. Yani işin numarası mevzu dışı. Ama zaten. Tarık bu numaralar çok masum değil. Ondan sonra da sonra da piyasa filmi yapan bir adamın eleştirisi trajik biçimde haklı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Fakat tabii. biz yine de o eleştiriye... Bu entel dantel ağır başlı bilmem ne şeyleri diyor Selahattin, bunlar ve haklı biz... çıkıyor adam. Çünkü gerçekten ağır başlı olmaya çalışan Selahattin, aslında biz yine de o eleştiriye mız mız bir şey yani. Bence kanmamamız tabii, gerekiyor. Tabii ayrı. Çünkü bunu bir şeyi söyleyen adamın... Tabii ayrı bir şey. Sadece o söylediği söz değil yani... Bunun işte öncesi ve sonrası değil mi? Yani bir sözü anlamlı kılan şey onu söyleyen aynı zamanda o sözün değeri kadar söyleyen adamın değeriyle de ilgilidir. Doğru. Bak çok büyük gişe yapmış filmlerin sahipleri, yazarları, çizerlerinin Süleyman Demirel'den farkı olmuyor o zaman. Diyor ki adam yani, ben gişede büyüğüm diyor yani. Sen entel dantel şeyler yapıyorsun diyor. Ama bugün ve dünyada trajik biçimde haklı çıkıyor adam ama yani. Ama bugün Doğru dünyada çünkü. Türkiye sineması diye bir şeyden son dönemde söz ediliyorsa bu senin yaptığın 4 milyon kişinin seyrettiği filmlerle ilgili bir şey değil. Sen bu filmlerle bu ülkenin görüntü dağarcığına, duygu dağarcığına, evet, düşünce doğru. dağarcığına bir şey katmıyorsun. Tırnak içinde bu... Türkiye sineması da katmıyor Tarık, özür diliyorum. Ne anlamda? Şu anlamda. Onlar da Türkiye'nin gerçek hani karakterini, buğusu üstündeki karakter neyse buğusu üstünde olan taze toprak, Selahattin, memleket, yerlilik, gelenek şey. Her neyse yani. Doğru yeni. Çok yeni ama, bir şey. Ama bir şey söyleyeyim. Bu eleştirimi de özür dileyerek söylüyorum. Yo, hayır, hak ediyor çünkü hakikaten yapmak, başarılı bir sinema. O yüzden bu, söylüyorum bu eleştiri bunu. Bu yapmak
Hakkımız elbette. Tabii. Herkesin hakkı. Evet. Çünkü ama iyi bir sinema yapılıyor Türkiye'de o anlamda, sanat sineması iyi. Bu yeni ama bu eleştirimizi de hoş görsünler. Ve bu desteklenmesi gereken çok bir şey. Türkiye'nin ağlayan çayırlarıyla ilgili bir sinema değil gibi geliyor bana yani. Bununla ilgili olabilmesi için bunun izleyicisinin de bu hakka sahip olması gerekir. Çünkü bu bir tarafıyla ticari bir etkinlik ve sen bu filmi gösterebilecek sadece, sineman yok mesela. Sadece o da değil, taşı kendimize yani ya da çuvaldızı da kendimize batıralım. Aynı zamanda bu ülkenin edebiyatçılarının bunu edebi metinler halinde de üretebilmiş olması gerekiyor. Sinema böyle birden gökten inecek bir şey değil. Sonuçta bir anlatı bu da. Doğru. Yani edebiyatta biz ne durumdayız? Yani bizim ödül alan romancımız, hikayecimiz ne durumda? Bu toprağın neresine iniyor? Bugün Twitter'da da yazdım. Sinema ben, ne olacak? Evet, doğru, Twitter'da da yazdım. Mehmet Emin Kazcı'yı ziyaret ettim geçen. Mehmet abi eskilerden bir yazı yazmış, onu gösterdi bana. Mesela Kar romanını ben okumadım. O sayfa numarasını vererek köşe yazısını çıkarıp gösterdi. Mesela diyor ki öldürmek üzere adamı. Orhan Pamuk şunu söylettiriyor kahramanına. Tekbir getir diyor. Olmaz tekbir. Şehadet getir diyecek. Ya bu çok hayati bir yanlış. Yani. Ondan sonra o roman ilerleyemez o şekilde. İmam caminin balkonuna çıktı, ezan okudu diyor mesela. Yok, o başka İmam bir okumaz şey başka bir romanda. Yani. Yok. Hayır, Orhan Pamuk'ta değil. Senin söylediğin şey Simyacı Özdemir İnce'nin evet, çevirisindeki o çeviride. Şarkılar söyleniyordu diye adam söylemiş. Minare yeri. Bunu Murat Bardakçı'nın yazısından aldım ben. Ayrı bir şey. Ben okumadığım için. Aynen. Caminin balkonuna çıkıp imamın ezan okuması. Benzer bir hata. Orhan Pamuk'un bizim Nobel alan romancımızın Nobel alması güzel bir şey elbette ki. Tamam. Benzer bir şey demedik ama. Bir Özdemir İnce çevresinde tamam, de vardı da evet. Gökdemir onu söylüyor. Özdemir İnce mazurdur ama yani. Hiç konuşmayalım bence. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Bak söylemiyorum. Kafa dengi yani. Devam ediyor arkadaşlar. Doktor Murat Kacıroğlu ya da herhalde Türkçe karakterle yumuşak G olduğuna göre Kacıroğlu. Diyor ki romanın bizim için anlamı üzerine acizane şunları düşünüyorum. Romanın ontolojik anlamı iki ayrı dünyanın ruh ve zihniyetiyle yakından ilgili bir şey. Batı'da sanat Platon'dan beri mimesis esasına, yansıtma esasına dayanır. Bunun romanın Batı'da ortaya çıkışının temel nedenidir bence diyor. Doğu sanatlarının temelinde ise tenevvü, çeşitleme var. Bu bir anlamda derinleşme demek ve bu yüzden de nazım bizim ruhumuza çok uygun. Sınırının belirlenmiş olması. Oysa ki nesrin yani düz yazının ucu açık ve tehlikeli, insanı nereye götüreceği belli değil. Ve bizim için roman sonradan eklemlenmiş bir şey. Mimaride balkonun sonradan eklemlenmiş olması gibi. Roman ve balkon için dışa açılması ve bir nevi teşrih masası. Sezai Karakoç'un da balkon şiirini dikkate alırsak daha anlaşılır ne demek istediğim. Romanın Tanzimat'tan itibaren yazarlarımız için bir etkilenme endişesi, geç kalmışlık psikozu bağlamında değerlendirilebilir. Darius Şayaga'nın Yaralı Bilinç'te anlattığı gibi diyor. Yani bu bir çeşit geç kalmışlık psikozuyla tanımlanabilir diyor Murat Kacıroğlu. Teşekkür ederiz. Evet, güzel, hepsi tartışılır. Katkısı güzel. İçin en azından evet, böyle bir ederiz. Bağlam ortaya koymuş. Bir sürü şey var. Kahramanları filan. Mehmet Sait Aydın bana göndermiş. Muhsin Bey diyor. Muhsin Kanadı Kırık. Muhsin Bey filmindeki Muhsin Kanadı Kırık. Bu arada Said'in de bir mesele, yine konuştuğumuz bir meseleyle ilgili bir mailini de aktarayım. Ben Malatyalı Abdo demiştim. O da der ki bir de diyor asıl Cemal Süreyya'nın Onlar için Minibüs şarkısı. Gökay'cığım bize çıkarırsan şiiri o en azından burada bakmış aktarmış oluruz neden bahsettiğinde. Cemal Süreyya'nın Onlar için Minibüs şarkısı. Efendim onu da söylemiş olayım. Başka kahramanları filan aktarayım mı? Bu Savaş Kalkan mesela program yine dop dolu ama bir sistemim olacak diyor. Söylemleriniz çok cinsiyetçi ve erkekçe. Mesela. Meselasını bilmiyorum. Genel meselenin şeyi olarak. Ya. Abicim delikanlı adam böyle konuşur diyormuşuz. Bir de abartıp ya nedir kardeşim karı gibi mi konuşacağız dedikçe millet de gırtlaklayıp
Şaka yapıyorum ha, sakın. Ne kimse... olabilir cinsiyetçi ya? Bu... Kimse, kimse bu... bize yanlış anlamasın. İşte bu... Biz kadınlara büyük saygımız evet. var diyerek. Gender teori çok yol aldı. Ben artık yani tahmin bile edemiyorum. Gender hani teori ne... derken? Neyi hani... Neyi kastediyorlar hani ima neyi ima ediyor onu bile anlayamıyorum yani biz artık aşmış bizi bu işler. Nerede çok yaptık bunu? Enteresan bir şey ya. Anlamıyoruz. Ben bundan sıkılmaya dedi. Başladım artık bu meselelerden. Bu zaten başımıza bela yani. Olacak. Akademide zaten bunun içinden çıkılmayacak. Yakında şimdi en büyük tartışmalarımız bu olacak. Benim sehanetim budur yani. Ne olacak abi onu da açık söylersen. İşte cinsiyetçilik, cinsel teori, toplumsal toplumda cinsel kimlikler. Bu mesele bizim önümüzdeki 10 yıl çok başımızı ağrıtacak. Buradan da şeyde bir, bütün sosyoloji bir... falan buradan çıkamayacak. Akademide burnunu bunun içine sokacak bir daha da oradan kurtulamayacak gibi geliyor uzunca bir süre bana. Bu konuda bir samimiyet testi gibi insanların önüne... sunuluyor değil mi bu konudaki şeyler cinsiyetçilik meselesi ya, falan. Ya. Bir de virütik bir şey bu böyle yayılıyor bu. Bunu alınca o virüsü kapınca da her yerde bunu teşhis ediyorsun. Bunun başımızı ağrıtacak bu iş. Bu arada uyaralım. Charlie ve çikolata fabrikasını yollayanlar var. Willy Wonka şeyini. Bu arkadaşların yatma saatini geçmiş bulunuyoruz. Sorumlu yayıncılık adına bu kahramanı Willy Wonka olan arkadaşlar bir an önce... Ama sen böyle bir şey yaptın yani. Yine bir grubu taca çıkardın. Epeyce bir şey var. Leon filmini çok herhalde millet sevmiş. Leon'un karakteriyle ilgili Elif Koç mesela. İrfan Leon karakteri üzerinden yazmışlar. Bu arada Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkez binasında 16 kilo kokain bulunmuş. Demirhan göndermiş. İyiymiş Birleşmiş Milletler'de. Çalışmakta onlar bir şey da insan. Yarıyor demek ki onlar yani. Da insan. En azından böyle yani. Bir şey yarıyor. Gökhan Ergür, Zeki Demirkubuz'un Kader filminden Bekir'dir benim karakterim diyor. Ben de benim karakterlerimden biri de odur, Bekir'dir. Gökaycığım, canım kardeşim. Son olarak filmin sonunda diyor, Stalker'da kullanımı sağ ol abi. Meditation çalar diyor, bu son vuruştur Kader filminin sonunda. Abi şiir de çok uzun ya. Bunu ne zaman okuyorsun? Çok iyi bir şiirdir. Çok iyi bir şiir evet. Leon diyenlerden biri de Necmettin efendim. Medine Doğan ablamız canımız yerimiz Hollanda'dan. Cennetin Rengi filminde gözleri görmeyen küçük çocuk ya. Muhammed. Yatılı okul büyük anne görmeyen gözler var hayatın içinde diyor. Evet evet. Onu da söylemiş olayım. Forrest Gump diyen arkadaşlar var epeyce. Mustafa Başar arkadaşımız mesela. Efendim Salih yine Forrest Gump evet, diyenlerden, Serhat Uslu da Leon diyenlerden, Tuğba Mermer, Leon, Tarık Aksoylar, Anthony Quinn, Ömer Muhtar filmindeki Ömer Muhtar asıl zaten. Duygu Karadağ, Bahoz filmindeki Cemal diyor. Evet. Ben de öyle gibiyim diyor biraz. Duygu Karadağ eğer Bahoz'un Cemal ile aynı şeye gideceksen birazcık... Ne diyeyim ya şimdi ne desen bir şey söyler. Fırtına değil mi Bahoz'dan? Ay Kara Kara Fırtına evet. Kazım Öz'ün evet, filmi. Kazım. Efendim. Kazım Öz'ün bu arada Şavaklar diye bir belgeseli vardır. Bence olağanüstü bir belgeseldir. Seyretme fırsatı olanlar seyretse çok iyi olur. Sevgili Kazım Öz'e de selam etmiş evet, olalım. Selamlayalım burada. Ay Kara Kara da Leon. Herkes Leon seyretmiş abi. Ya işte bu arkadaşları uyarmak lazım. Çocuklarında bir de Ali var. Uyarmak lazım ama böyle hani o kült filmleri söylemesinler. Biraz tabii orijinal bir şey bulmak lazım. Bakayım orijinal bir şey varsa. Şeyden bir kişi dedi bu Requiem for a Dream'den bir kişi sadece demiş. Oysa o herkesin beğendiği şey listesinde. Yani etiketlerinden Mustafa Tanış, efendim Gaggio Dillo filmi izlemedim. Stefan'dır kahramanım diyor. Kasetten dinlediği kadının izini bulmak için her şeyi yapar. Kendisini bambaşka bir yaşantının içinde bulur. Bu arada yönetmenine de ayrı bir parantez açmak lazım. Tony Gindalf diyor. Bak acaba işte bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Gatliff. Gatliff. Bu arada da bizim efendim yarın oynanacak film. Kanal 24 izleyicisine buradan hatırlatayım. Tony Gatliff'in bir filmi. Özgürlük. Olağanüstü bir film. Ben bu hafta yayınlanacağını öğrendim. Buradan da önermiş olayım. Bir film önermiş olayım. Bu arada da hakikaten
iyi şeylere iyi demek lazım. Televizyonumuzda bu filmleri seçen, yayınlayan arkadaşlara da teşekkür ederiz. Angelopoulos'un da son filmini almışlar. O da yayınlanacak yakında, onu da söyleyeyim. Bir de Aki Karzmaki'nin de son filmini almışlar. O da beni çok heyecanlandırdı. Yani onu da yayınlayacaklar. Evet, son filmi de alınsaydı keşke demiştim. Karizmaki'nin son filmini de almışlar ama yarın Tony Gatliff'in Özgürlük filmi var. Ama bundan hepsi da Karizmaki filmler yani bunlar. Abi, olağanüstü film. Buradan Şebnem'e de teşekkür edelim. Şebnem'e de bir çağrıda bulunalım. Ne çağrısı? Masamızda rahat oturamıyoruz. Şu masamızda da istersen Şebnem var ya. Şebnem, bizi dinliyor musun? Bu programda neler, ne güzel şeyler gerçekten söyleriz. Gerçekten kambur oldum ben ya. Bu masanın altına girilmiyor arkadaşlar. Bir de masa altı şey, tamam mı? Evet, engelliyor, bariyer var. Engelliyor, şurada şeyler var. Bir de alttan bacaklarımız gözüküyor mesela. Ya gözüksün, o önemli değil de ben Tarık. Ben mesela ucuz sen, ayakkabı giyiyorum, evet, tamam mı? Beyaz mesela, çorap giyiniyorsun. Beyaz çorap giyiyorum. Bunlar hep buradan görülebilir şeyler ya. Hani ne bileyim, hayır, insan böyle. Rahat oturamıyoruz ya. Ayağım doğrudan gözüküyor ya, vallahi billahi ayağım gözüküyor yani. Şuraya bak, kaldırdım, indirdim. Gökdemir'in mesleri. Ama rahat oturamıyoruz hakikaten. Şebnem Kızma. Bu masalar şey için ayarlanmıştır. Ne için? Mini etek giyen hanımlar için ayarlanmıştır. Öyle hadi şeffaf canım olması tabii. Teşhisi. Yani, tabii. Bu dilden uzaklaş. Ya arkadaşlar, size bir bugün konuştuk. Bir sahne gösterelim. Angelopoulos'tan konuştuk. Hiç sahnesini göstermeden olmaz. Bir sahnesine bakalım. Angelopoulos bir meseleye nasıl bakıyor, nasıl anlatıyor? Hiç izlememiş arkadaşlar için bir ipucu olur. Hiç izlememişler için karakteristik bir örnek olur. Olur. Tabii. İzleyenler de hatırlamış olurlar. Hadi onlardan bir tanesine bakalım, sonra bir tane daha seyredeceğiz. Bir otobüse bütün bunları sığdırmış. Sığdırmak. Evet. Ve bütün tırnak içinde hani absürt karşılayabileceğimiz karakterleri, evet, evet. Hiçbir nasıl söyleyelim ona, bizi rahatsız etmeden, izleyiciyi rahatsız etmeden, tabii, yerleştirebilmek, işte o bir dizeyi kurabilmek kadar önemli. Önemli, çok önemli. Hayal etmiş, düşünmüş. Çok acayip gerçekten. Ben de görüntü yönetmenine hayran kaldım. Yani basit bir şey gibi. Hani sadece iki açıdan, bir önden bir arkadan görüyoruz ama çok güzeldi. Şimdi bu sahnede ne var ki? Diyebiliriz. Ben mesela şöyle anladım. Bu şair burada ne demek istemiş gibi bir soru sormuş oluyoruz. Çünkü neredeyse şairce anlatıyor adam ne anlatmak istediğini. Bayrağa seslenmiş şair burada. Bayrak da, bayraklı adam da vardı. Şair burada, evet, bayrağa, bayrağa seslenen kapitalizm diyor adam yani. Devrim arkada uyuyor. Arkasında kalmış adamın devrim. Uyukluyor, yorgun. Umut, devrim uyumaz yani. Umut, yorulur bazen. Küçük çocuk Umut kaybolmuş. Adam ona sahip çıkmaya çalışıyor ama kendinin de sahip çıkılmaya ihtiyacı var bir taraftan. Orada bir aristokrat ya da işte büyük şey, burjuva efendim. Bütün bunlarla birlikte düşündüğünde baka kalıyorsun sahneye. Zaten baka kalman lazım. Bütün bunları düşününceye kadar sana vakit veriyor Angelopoulos. Bence öbür sahneye de bakabiliriz. Bakalım mı sahneye? Bence bakalım, aradan çıksın. Bakalım yani. Sahnelerden bir nehir üzerinde giden bir kayığımız bir var. İçinden, evet, bir şeyler var. Onu hazırsa arkadaşlar, meselelere Angelopoulos'un nasıl baktığını görmek için bir de öyle bir örnek görelim. Hadi. Lenin'i uğurlarken. Evet. Yüzeysel olacak ama ben sevmem Lenin'i. Hazır Lenin demişken aklıma geldi. Bugün Twitter'dan da paylaştım. Meşhur şeyin şiiri vardır Nazım'da. 28 Kanuni Saniye Unutma diye. Biz de unutmayalım. Yani aslında biraz önce geçtik. Bu cumartesi günü, yani 28'i ayın 15'lerin Karadeniz'de öldürüldüğü tarihti. Bu ilk şeylerimizden. Yani ne diyelim, Cumhuriyet'in ilk suikastlerinden biridir. Mustafa Supi. Mustafa Supi ve 14 yoldaşının Karadeniz'de öldürülmesi. İşin arkasında başka da şeyler var. Mustafa Kemal'in Rusya ile, Sovyetler Birliği ile anlaşması, burada sahte bir komünist parti kurulması, bugün de zaten geçilmiyor sahtelerinden. Aynı isimde birçok parti var. O zaman da kurulmuştu bir sarı parti. Belki de o anlaşmalarla, yani hiç de şeyi, Sovyetler Birliği'ni orada masum görmüyorum ben, biliyorsun zaten tavrımı. Bu 15 komünist
Türkiye'ye gönderilir ama onlar işte bir tekliğe... Bunlar sahici sosyalistlerdi. Vardır eleştireceğimiz şeyleri ama işte mağdurdurlar, kadre uğramıştırlar. Evet, doğru. Bir tekneye bindirilir ve Karadeniz'de batırılır tekne ve 15 kişi böylece öldürülür. Mustafa Supi'nin hanımına da alıkoyarlar, başına türlü işler gelir. Yani haysiyetsizce şeyler yaparlar onun hanımına da. O da ayrı bir konudur. Ama şeyi, Nazım'ın şiirini hatırlayıp ya da onun tavsiyesine uyup 28 Kanuni Saniye'yi unutmayalım. Bu da bizim ilk Kanuni siyasi... Kanuni Saniye'yi unutmuşuz. 28'i nasıl hatırlayacağız? Bravo Tarık. İlk siyasi Gökdemir. Cinayetlerimizden biri. Ben hatırlatayım. Yani, Lenin'i görmüşken. Lenin'in de payı olabilir bu işte diye aklıma geldi. Ama böyle istifam yaratmazsak o kısmını en azından böyle değil ama işte 15'lerin katlini hatırlatmakla da iyi ettin. Devletin karakterinin oluşmaya başladığında farklı düşünenlerin nasıl bir karşılık göreceğinin önemli izlerinden evet. bir tanesiydi. Malum bu daha sonra pek çok devletin ötekileştirdiği insanda karşılığını buldu yani işte. Bu söylediğin şeyi 1946'da Sabahattin Ali söylüyor Marco Paşa yazılarında. Her şeyin sahtesini yapıyorlar. Komünist partiler de kurduruluyor bugünlerde diyor. Çünkü 46'da mı 43'te mi ya yanılmıyorsam. Çünkü yok 43 olacak. 43 olacak çünkü daha faşistler şey pardon 45'ten sonra olması lazım. Faşistler yenildikten sonra olması lazım çünkü. Faşistler yenecek gibi görünürken Türkiye'de daha ulusalcı, nasyonalist şeyler var. Bir şey var, eğilim var. Orada diyor her şeyin sahtesini kuruyorlar. Sosyalist partilerin de sahtelerini kuracaklar diye. Nitekim 3-4 yıl sonra kendisi de suikaste kurban gidiyor evet. Sabahattin Ali. Hazır demişken buraya değinip geçelim. Fazla girmeyelim. Ama biz bugün Lenin'i anlatmak için koymadık. Tabii, bunu Angelopoulos'tan bahsediyoruz. Lenin'den bahsetmeyeceğim. Yani. Hayır, bu siyasi cinayetler. İşte geçtiğimiz hafta Hrant'tan bahsettik, Ranting'den bahsettik. Bu hafta da şeye dikkat çekelim. Ben unutuyorum bunu. Cafer Solgun cemevleriyle ilgili fikirlerinden dolayı tehditler aldı. Ona da sahip çıkalım buradan. Aynı zamanda Kemal Bey de, Kemal Burkay da düşüncelerinden dolayı belli güçler tehdit tarafından altında, tehdit evet. ediliyor. Maalesef. Ona da sahip çıkalım. Biz devletten zaten çektik yeterince düşüncelerini açıklayan insanlara şiddetle mukabele etmeyi. Bu şiddet ister silahlı olsun ister sözlü olsun. Aynısını kendisine muhalif diyenler yapmasın en azından. Orada sahip çıkmış olayım ben. Doğru. Cafer Solgun'a da ayrıca sahip çıkalım. O da cem evlerinde Atatürk fotoğrafı ne arıyor dedi. Ondan dolayı üstüne hücum ediliyor. Cafer Solgun da kıymetli bir araştırmacı, yazar. Ona da sahip çıkmak lazım. Devletin de duyarlı olması lazım. İsimlere tehditler yönelince Hrant'ta olduğu gibi kulağının üstüne yatmaması lazım. Herhangi bir iktidar oluştuğunda zaten o muhaliflere izin vermiyor. Türkiye'de gelenek böyle. Belki bütün dünyada böyle yani. Herhangi bir iktidar birikmeye başladığında, çöreklenmeye başladığında iktidarın doğasında bu var. Yani muhalefetin rağmına bir şey yapacak. İktidar adı üstünde yani. Muhalefeti istemiyor, sevmiyor, eleştiri kabul etmiyor. Adam 30 küsür senesini yurt dışında vatanından uzak geçirmiş. Gelmiş son derece bana kalırsa mutedil, makul şeyler söylüyor Kemal Burkay. Ama tehdit altında. Evet. Şey de aynı şekilde yani. Muhsin abi de öyle, Muhsin Kızılkaya da öyle. Evet. Aynı şekilde tehdit altında. Utanç verici bir şey bu yani. Gerçekten utanç verici bir şey. Bunu yüksek sesle söylemek lazım. Yani madem dediğin gibi devletim, bugüne kadar devletin kadrine uğradık. Hepimiz değil mi şu yaşımızda bile, ben bile yani biliyorum. 28 Şubat oldu, bir şey oldu falan. Acayip bir şey yani. İnsan kendini böyle klostrofobik bir şeyde hissediyor. Ne oluyor acaba, bizim vatanımız yok mu falan diye. Geçen Marka Resyan öyle bir şey yazdı, çok içime dokundu. Gece Twitter'da yazdım yani. Üzme bizi, daha fazla uzatma bu cümleyi diye lütfen diye Markara yani. O hem vatanım hem sürgünde duygusu nasıl bir şey acaba falan diye. Anladım ki içten yazıyor, doğru yazıyor. Hissediyor yani bir şey, bir yara hissediyor falan. Bunu hakikaten hissetmeden bilemeyiz gerçekten. Yani bu vatan dediğimiz şey, şunu söyleyeyim ben, ırkçılara bırakılacak bir şey değil. Çok kıymetli bir duygu bu vatan. Irkçıların bize öğretebileceği bir şey değil. Daha kıymetli bir şey bu. Onu söyleyeyim yani.
memleket, vatan dediğimiz şey karşılığı ve şeyi olmayan bir şey. Bambaşka bir şey bu. Bunun yoksulluğunu çeken herkesin en azından trajedisine ve hikayesine bir parça saygı göstermek lazımdır yani. Ne olacak ki Kürtlerle ilgili bir tane Kemal Burkay'da başka çatlak ses çıkarıyor olsun. Ne var yani bunda? Yok, şimdiye kadar devlet, devlete yani. Dedik düşünce özgürlüğü, Kürt meselesini ya da bütün meseleleri özgürce konuşalım diye. Herhalde artık şey demek lazım. Belli bir çizgi dışındaki Kürtler de artık konuşabilsin özgürce diye çağrı yapmak lazım. Yani o bu gidiş gidiş değil. Bir de yani daha önce düşünce özgürlüğünden, hukuktan, haktan bahsedenler burada birden üstünü örtmeye çalışıyor. Yani hiç hoş değil o tavırlar. Kaç dakikamız var acaba Mutlu? Senin şarkını dinletmedik ya daha. Çalarız canım. Senin şarkın hangisiydi diye Mutlu soruyor. Ha şey, Kırıka. O zaman Gökdemir'in şarkısını Kırıka dinleyelim söylüyor. Ondan sonra. Dert Gemisi. Ya da hemen şimdi mi girelim yoksa açmak istediğiniz meseleler var mı? Bizim bu meseleye girecek miyiz? Hangi? Zizek meselesine ve Umut meselesine. Ben yani vaktimiz var mı Umut meselesi? Kaç dakika arkadaşlar, bana bir söyler misiniz? Şarkı 7 dakikamız varmış araya gitmeden önce. Son yani bir 4 dakikalık vaktimiz olur. Evet. Şarkımıza kalacak kadar bir şey olur. Bir meseleye giriş babından birkaç şey belki söyleyebiliriz. Ben Haşmet Baboğlu'nun yazılarını hafta içinde yetişebildiğim kadar okuyorum ama pazar notlarını kaçırmamaya çalışıyorum açıkçası. Sonradan olsa bile açıp internetten okuyorum. Yazdığı bir yazıyı okuyayım mı yoksa? Lütfen. Yani bence, sonra da ara verdikten kısım. Sonra belki üzerinden konuşuruz. Tamamını mı okuyayım? Yok, bir kısmı zaten. En azından. Bence Selahattin'e verelim, o seçtiği yerleri en azından. Evet, Selahattin. Ben işaretliyim abi. Yok, ben okuyamıyorum. Abi. Okuyamıyorum ben, okuyamıyorum. Bu kadar zaman okudun Selahattin, yapma bir gözünü seveyim. İlk iki tanesinden bahsediyorsun. Evet abicim. Ama Gabriel Marcel'den de bahsediyor, onu da söylüyor. Diğerlerinden buyurun. Okumayınca. Sevgili Haşmet Baboğlu pazar notlarında fotoğrafta iyi çıkmak diye. Bu bile aslında şey değil mi ya, fotoğrafta iyi çıkmak desek, iyi çıkmak, bıraksak evet. Üzerine konuşsak yeri var evet, yani. Umudumuz var mı? Var. Şöyle. Mutsuz evliliğine, kırık dökük hayatına çare olur diye doğan çocuğuna Umut adını koyan ebeveynler vardır ya, tıpkı onlar gibiyiz. Geleceğe Umut adını koyduk. Umutsuzluğa düştüm diyor. Hali tavrı daha çok yüksek yerden düşmüş birini andırıyor. Kırılan bir yerim var mı diye soruyorum. Hayallerim karşılığını veriyor. Hayallerim kırıldı. Gülümsüyorum. Yerine yeni hayaller kurarsın diyorum. Dua et ki kalbin kırılmamış. Çok ucuz espri diyerek yüzünü buruşturuyor ama doğruya doğru. Binlerce yıl boyunca Tanrı inancıyla umut kavramı arasında kopmaz bir bağ var oldu. İnsan umar, insan bekler, insan diler ve dua eder. Çünkü inanır. Ama modern insan umudu Tanrı inancından ayırıp koparttı. Artık umut demek... İnsanın kendi kendine ve topluma olan güveni demek. Bir de umutsuzluk ve çaresizlik duygusu neden bu kadar hızla yayılıyor diye soruyorlar. Bu durumda başka türlüsü mümkün mü? Değeri pek bilinmemiş varoluşçu filozof Gabriel Marcel insanı oluş halinde varlık olarak tarif ediyordu. İnsan farkında olsa da olmasa da hep yoldaydı. İşte tam bu yüzden umut insanın, yani yolcunun varoluş biçimiydi. Peki ya umutsuzluk? Hadi ona da bir sözcük oyunuyla ve Gabriel Marcel'in önünde saygıyla eğilerek ağır ağır yok oluş biçimi diyelim. Yazdığı yazıdan bir takım evet, parçalar. Tekrar hatırlatırız. Gökdemir'in şarkısını dinleyip sonra konuşalım istersen. O zaman ara vereceğiz birazdan. Ama önce biz şarkıyı bunu, bir çalalım. Evet, önce şarkıyı çalacağız. Biz bunu aktarmış olalım. Birkaç şey söyleyin. Yani üzerine konuşmaya değer bulduğumuz meselelerden bir tanesi. Umudun böyle tanımlanması, umut üzerinden kurduğu ilişkiler Haşmet Baboğlu'nun konuşmaya değer. Gökdemir'in şarkısını dinleyeceğiz. Ara vereceğiz. Aradan sonra burada olacağız. Kafa dengi devam ediyor. Selahattin kaçtı, programı terk etti. Sayın seyirciler, Selahattin Yusuf stüdyoyu terk etti.
umuttan bahsettik. Adam benim bu konuda umudum yok deyip kaçtı yani, yapacak bir şey. Gelir bence, buralardadır ya. Selahattin dön. Vallahi umutluyuz bak. Umutlu olmasak hiçbir şey konuşmazdık. Kardeşim ya, ne zaman başlıyorsunuz siz bu programa? Abi, yani inanılmaz. Yani sen gidip böyle... Bir... Ne oldu abi, sen nereye kaçtın affedersin? Ya şöyle, çok samimi sevdiğim bir arkadaşım mesaj atmış, ona cevap vermeye çalışıyorum. Abi sen reklam var demedin mi? E vardı. Şarkıdan sonra. Evet, bitti mi hepsi? Vardı. Bitti tabii, hepsi bitti. Hay Allah'ım bitti. Yarabbim. Zaman çabuk geçiyor. İnanılır gibi değil ya. Oldu o zaman Selahattin ya. Ya bunu mesaj yönlendirirsek. Yok, devam et, devam et yani. Biz yaz. Sen şey yapma, biz seni rahatsız etmeyelim. Sen içeride yaz gel ya, ne olacak? Yeni tanıştığım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ne zaman tanıştın da, ne zaman çok sevdin de, ne zaman böyle program arasında mesajlaşmaya başladın da, ne zaman programı asmaya başladın abi? Yani mesajım buradan söylemek istiyorum, gönderemedim zaten. Beylikdüzü'nden Celal Bey, çok selam ediyorum. Bizi bu saate kadar izlemiş, teşekkür edecektim. Ama bizi bu saate kadar izleyen çok insan var. Hepsine mesaj göndermeye kalkarsan, bizi şu an kimler seyrediyor arkadaşlar? Abi inanamadım. Bak jenerik çıktı, sonra Tarık başladı, şey oldu yani. Orta iki tek şey demişti. Başıma bir şey gelmeyecekse Göktemir'in şarkılarını beğenmiyorum demişti. İlk bu sefer şaşırttım, beni beğendim diyor, güzelmiş diyor. Orta iki terkide biz de, sadece caz izlemiyoruz tabii. Bizim de amacımız tabii zaten izleyiciyi hayır, memnun biz de etmek. Sadece caz dinlemiyoruz, biz de Türk müziği dinliyoruz. Hatta bir parçam daha var ama bu hafta çok olur, haftaya çalayım. Klasik Türk müziği hem de o. Her şey olur. Baskıyla yapma, seviyorsan, sende bir tutkusu varsa. Bu parçayı çok önemsiyorum. Afrika'yı çok önemsiyorum. Yani... sözler yeni aslında, müzik de yeni, besteler de yeni, sözler de yeni. İzmir'de bir abi, merhum abi yazmış bu şiirleri. Kırıka'da bestelemiş onu. O rebet tavır, yani o modern olmasına rağmen, yani besteler yeni olmasına rağmen o devam eden rebet tavır çok beğendiğim bir tavır. Buyur, Burcu Turkuaz, Kırıka'nın müziği güzel ama bana ilk etapta Can Bonomo'yu hatırlattı. Ben şimdi Can Bonomo kim diye soracağım. Onu bilmiyorum. Ben duydum adını, bu şeye Eurovision'a gönderilen sanatçıymış Eurovision'a ama o kadar. Biz Çetin Alp'i göndermedik mi ya? O biraz oldu. Ben de onu hatırlıyorum. Çetin zaman Alp'in geçti. Çetin Alp'in şarkısı neydi? Petrol müydü? Opera. 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 Hiç unutamıyoruz onu. Onu unutamıyoruz. Opera'yı bir koyalım bir gün. Operayı bir gün. Can onun klibi de harikadır. Henüz tanımıyoruz. Sahne şovu da harikadır operanın. O şarkıcı yani Can Bonomo. Öyleymiş. Can Bonomo yani da böyle karizma, Bonomo falan var ya. Peki Selahattin. Buyur kardeşim. Umut'tan bahsettik, bu meseleyi Haşmet Baboğlu'nun anlattığı yerde. Şimdi. İstiyorsan Ateş ve Suyu da. Görelim bence. Görelim, bununla ondan da alakalı seçtik. Peki o zaman Ateş ve Suyu. Sevgili Mutlu'dan da rica ederim, bize Ateş ve Suyu göstersin. Ondan sonra bu meseleyi konuşmaya devam edelim. Benim sarayım dünyanın öbür ucundan görünüyordu ve bilgeliğim hiçbir bilge adamın açıklayamayacağı karanlık bir bilmeceydi. Bu yüzden ne hayal etmiş olduğumu anlayamadılar. Ve bana dönüşmem gerektiğini söyleyen bir söz geldi ve 7 mevsim sonra otları yiyen bir böceğe dönüştüm. Bu Babil değil mi diye haykırdım ama kimse sözümü aldırmadı. Zira bağırdığımda sesim bir böceğin sesini andırıyordu. Düşüncelerim beni dehşete düşürdü. Zira ağzım bağlanmıştı ve bir böceğinkini andıran sesi kimse duyamaz. Søren Kierkegaard. Bu sözde kurnaz insanlar çoğu zaman bir delinin söylediği her şeye inanacak kadar aptaldırlar ve çoğu zaman onun söylediği her şeyin delilik olduğuna inanacak kadar aptaldırlar. Ne var ki hiç kimse saklamak istediği şeyi saklamakta bir deli kadar becerikli değildir. Søren Kierkegaard. Selahattin'cim buyur abi. Siz buyurun, parçaları birleştirin bakalım şimdi. Bunlar benim sana verdiğim kitaptan mı Selahattin? Korku ve Titreme'den değil, Meserlerden mi? Meserlerde yok. Meserlerden. Şey yapayım dedim. Tek nüsha hani. Kitaplığımdan verdim tek nüsha. Ya Kierkegaard. Şöyle toparlamak isterim.
Şimdi hakikaten üzerinde düşünmeye değer bir mesele bu. Haşmet abinin söyledikleri, hatta bir mesaj da attı. Bunu da söylüyorum dedi hatta. Biraz konuştuk, mesajlaştık. Şöyle diyor. Diyor ki mesela bu umut meselesinde umudun sekülerleşmesi başlığını koyalım. Şimdi açacağımız küçük kutuya. Umudun sekülerleşmesi. Gökay, meselemiz bu abi. Umudun sekülerleşmesi meselesi. Yalnız gecenin bu vaktinde böyle bir meseleye girmek de beni heyecanlandırıyor ayrıca yani. Ki bence bunu yapalım yani. Bence ne de olacak yapalım yani. Ne yüzden olacak dedim Tarık yani. Ne olacak? Gecenin bu saatinde insanlar çatır 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 falan yerde şunu söylemediniz mi? Aha belgeler burada, siz bunu söylemediniz mi? Buradan gelmedi mi, buradan gitmedi mi diye harıl harıl konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bunlar niye konuşulmasın, niye tartışılmasın yani? Şimdi bu umudun sekülerleşmesi meselesinde Haşmet abi şöyle bir şey teklif ediyor. Şöyle bir mesele teklif ediyor. Diyor ki mesela bir cümle. Dindarlar bile diyor artık kendilerine ve çevrelerine güveniyorlar. Peki burada umut nerede kalıyor? Kendilerini açmıyorlar yani. Gayba. Öyle söyleyelim. Kendilerini gayba açmıyorlar. Dindarlar bile. Sekülerleşti, daraldı yani umut dediğimiz şey. İşte çocuğun ismini umut koymaktan tut. Çevresine, arkasına, yanına, yöresine güvenmek, kendine güvenmek bir de. Hatırla, yıllardır işte NLP kitaplarını, kişisel gelişim kitaplarını. Kimin çocuğu demişti, beni bu kitaba göre mi yetiştiriyorsunuz ha, diye benimki bak. Benimki demişti. Senin çocuk mu? Ama Ali mi söylemişti? Çocuk yetiştirme sanatı falan gibi bir şeydi. Evet, evet. Benim. Allah iyiliğini vermesin. Sen de demiştin. Ben okumuyordum canım. Öyle annesi almış, masada duruyordu. Ben okur muyum öyle kitapları? Annesi dediği Aytu yani. Evet. Sen suçu attın üzerine. Ben almam zaten öyle kitapları. Ne diye alayım? Şimdi işte o kitaplara göre yani kişisel gelişim. Bir çeşit gelişim. Kolektif narsizm bu. Narsizm evet. Kendine yani, güveneceksin. İçindeki devi uyandır. Sen aslında büyük adamsın. Bilmem nesin. Gücünüzü uyandırın. Böyle bir mühendislik çeşidi gelişti. Bunun şeyleri başladı. Pazarlaması. Pazarlaması başladı yani kişisel gelişim. Ben hep ilk duyduğum anda buna itiraz ettim. Şöyle, peki siz 10 maddede kişisel gelişim, 10 maddede iletişim, 10 maddede karşısındaki adamı nasıl etkilersin? İşte 5 maddede göz teması nasıl yapılır? 10 maddede Platon. Adım olsun, 10 adımda. Şimdi, 10 adımda, peki, evet. Peki bunu söyleyen adamlar, bunları yayınlayan yayın evlerine bir soru. Bir şey demiyorum, yayıncılık yapılsın. Bir soru, peki... Bizim göz temasıyla ilgili 1000 senelik bir birikimimiz var. Ben bunu iddia ediyorum. Bir insanı nasıl etkilemek diye bir soru olamaz zaten. Onunla ilgili bir birikimimiz yok. Çünkü bizde kurnazlık ve üçkağıtçılık yok. Kierkegaard'ın dediği gibi. Yani kurnazlık üzerine bir mühendislik inşa ediliyor. Kurnazlık üzerine, etkileme üzerine, dalavere çevirme üzerine, saman altından su yürütme... Üzerine bir mühendislik geliştiriyor. Sözüm ona bu da matbuat oluyor, kitap oluyor, yayınlanıyor. Bununla ilgili seminerler var. Bununla ilgili bir sürü neşriyat var. Bana kalırsa bir sürü tezvirat var yani bu konuyla ilgili. Ve insanlar bunu dalgınlıkla yutuyorlar bu dolmayı. Peki bizim büyük bir geleneğimiz var. Bu ne diyor bize? Oturup kalkma terbiyesi konusunda değil mi? İletişim konusunda hasbihal etme, halleşme. Bunlar var mı kişisel gelişim kitaplarında? Yok. Peki bu kendine... Obez olmuş kendine güven bakımından, ruhsal obezlik yaşayan kendine güvenli adam, buradan 3 düğme açmış efendim, delikanlı, genç kardeşimiz. Bu kendine güvenle yürümeye başladığında sokakta umut nerede kalacak? Çok haklı soruyor bence Haşmet Babaoğlu bu soruyu. Umut nerede oluyor o zaman? Hani bu adam bir kere kendini metafiziğe açacak bir adam değildir. Bu şeyden sonra bu kadar... Derisinin tamamını kendine güven dolduruyor. Vücudu, eti, kanı ve kemiği dolduruyor bu adamın çünkü yani. Bir maneviyat, bir metafizeye yer kalmıyor ki orada. Kişisel gelişimde yer yok ki. Peki bu konuda bizim edebiyata edebiyat diyoruz değil mi? Bu aynı insanlar bunu söyleyen kitaplar da basıyorlar yani. Edep, literature demiyoruz biz, edebiyat diyoruz edep değil mi? E bu nerede kalıyor o zaman? Şiir, divan şiiri. Meşk etme sanatımız, bir sazı nasıl dinlenir bir saz, değil mi? Sıra gecesinde nasıl oturulur? Hafız dedi Osman, Allah rahmet eylesin değil mi? Dinledik gene dinleriz, ne güzel. Peki o bir
şeye girdiğinde, bir şevke girdiğinde, bir esrime diyelim, hadi batılı bir şey kullanalım, esrimeye girdiğinde öbürler nasıl mukabele eder? Bunlar hep terbiyedir, bir gelenektir. Bu gelenek olduğu için Türkiye bir medeniyet, uygarlık sahibi ise uygarlık sahibidir, yok. Yoksa büyük kanallar, büyük otoyollar, büyük şeyler açtığımız için falan değil yani. Bunlar gelir geçer, betonun ömrü var. Ama Hafız Dede sesini bir yükselttiğinde, ona he baba he dediğinde Urfa'daki adam, bu yıpranacak bir şey değildir. Tam tersine bu meşk usulü, bu hasbihal usulü, bu dertleşme usulü var olduğu için biz sırtımızı görünmez ve kuvvetli bir şeye dayamış oluyoruz. Bu olduğu için bizi bir metafizik eğitmektedir, terbiye etmektedir ve uygar bir insan, tarihsiz, kültürsüz değil de uygar tarihi medeniyeti olan bir yere yerleşmiş, oturmuş insanlar yapmaktadır bizi bu terbiye. Burada umut da vardır hakikaten. Hep söylüyoruz mesela türkülerimiz, bizim halk şarkılarımız, danslarımız, hoş her yerde bu böyledir. Pushkin'i de açıp okursan o da aynı şeyden, sitayişle bahseder. Bizim geleneksel müziğimizin, ben onun için takıntı haline getirdim. Takıntı değil, gayet normal bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bizim depresif müziğimiz yoktur. Hüzünlü müziğimiz vardır. Bizim depresif türkü diye bir şey olamaz. Depresif bir müziğimiz yoktur bizim. Neyimiz vardır? Hüzünlü bir müziğimiz. Hüzünün içinde umut vardır da onun için. En hüzünlü şarkımızın, en hüzünlü türkümüzün içinde umut vardır. Dinlediğimizde ondan bir yıkanmış bir ruh haliyle çıkarız o müzikten biz. Ama program başında söyledik, Gökdemir demonik insan değil mi? Batıda Tanrı'dan arı profan alanda yapılan edebiyat. Orada Tanrı yok, umut yok, metafizik yok. Orada depresif müzik olacaktır tabii ki, yani 60'ların rock'ı olacaktır. Bugünküleri zaten saymıyorum ama Jim Morrison da oradadır mesela. Efendim, bunları söyleyelim. Burada şimdi umudu tartışalım, umut meselesini. Dindar insan neden buraya geldi? Haşmet Baboğlu'nun suçlaması çok yerinde, çok güzel bir soru açıyor yani. Dindar insan da çünkü buna kapıldı kardeşim. Dindar insan da artık kişisel gelişim kitabı okumaya heves ediyor. Çok garip bir şey, çok acayip bir şey. Bunu hep dönüp dolaşıp o örneği veriyorum. Kızılderililerle ilk karşılaştığında İspanyollar Latin Amerika'da kendi ellerindeki torbalarındaki renkli cam kırıklarını veriyorlardı. Kızılderililerden karşılığında altınlar alıyorlardı. Şimdi dindarlar da altınlarını veriyorlar renkli cam kırıkları karşılığında. O renkli cam kırıkları kişisel gelişim dediğimiz kitaplar yani. Kusura bakmasın bu alanda hani iştigal eden insanlar, uzmanlar. Yani. Ama bu eleştiri hayati bir eleştiridir artık. Yani bu kadar aymazlık olmaz. Burada umuda yer yok. Hiçbir aile, Tarık, biliyorsunuz bunu yani. Çocuğuna umut, tevekkül, saygı, saygı bile yani. Canı yanmadıkça, bıçağın ucu kendine doğrultulmadıkça hiçbir aile çocuğuna saygı öğretmiyor. Terbiye öğretmiyor. Sadece profan davranış kalıpları öğretiliyor çocuğa. Maymun gibi yani. Sopan uzun olursa muzu indirirsin tavandan gibi neredeyse. Bir şey öğretiliyor yani. Bu çocuk üniversiteye hazırlanırken de öyle hazırlanıyor dershanede. Şu şıkları elersen bu kalır bilmem ne. Bu artık ilim, irfan, başarı çünkü, memleketi, başarı başarıya odaklanmış bir şey. Burada da umuda yer yok. Umut nerede o zaman? Umut çok hayati bir şey. O yüzden siz de söyleyeceklerini söyleyin. Bence Haşmet Baboğlu'nun söylediği şey çok doğru. Dikkatimi çeken senin burada sözlerinde şuydu. Hani niye öyle oluyor? Diyorsun ki kendini metafiziğe açamıyor bu insan. Çünkü aslında şeyi de ayırmadan, hani dindarlar da bu hale geldi diyorsun. Kapıldılar. Ben bugün de konuştum. Aslında ben şey diye ayırmıyorum. Dindar, daha az dindar ve dinsiz. Ya da Alevi, Sünni, Kürt, Türk, profan efendim ve dini alanda olan insan diye ayırmıyorum. Hemen hemen toplumumuz aynı halde. Ve şey de bir kere daha bunu söylemiştim bir sahur programında. Yani şurada ezanlar okunuyor diye bu ülke modernizmin dışında falan değil. Basbayağı aynı hali yaşıyoruz, modern hali yaşıyoruz. O yüzden dindarı da dinsizi de bu halde olacak. Orada da en başta söylediğimize dönersek bu modern birey meselesine. Evet. Artık kendini bilmez,
kendilikten, ona hüviyet kazandıran asıl hakikatten kopmuş bir halde bir benlik inşa edersen, modern bir benlik olarak kendini edersen, zaten o metafizikle bağını kopartmış oluyorsun. Geriye ne kalır? O benliğin cilalanması kalır. O benliğin şişirilmesi kalır. Cilalanması makyajla ya da ambalajla güzelleştirilmesi lazım. O zaman ne yaparsın? Kılığına, kıyafetine dikkat edersin. Sözlerine, konuşma üslubuna dikkat edersin. İnsanları etkilemeye dikkat edersin. 10 adımda nasıl ikna edeceğine ikna edersin. Başarı da bununla ilgili bir şey olur. O yalnız kalmış, sekülerleşmiş bile değil, bütün bağını kendilikle, hakikatle bütün bağını kopartmış modern ben, artık kendini cilalamak ve kendini şişirmekten başka, kendini güzel göstermekten başka bir şeye sahip olamaz, yönelime sahip olamaz. Bunun da yolu işte bu şeyler, kişisel gelişim falan. Umut çok da seküler oldu diyorsun. Tarık biraz önce Ahmet abinin yazısından okurken. Yani şöyle bir şey olur mu mesela? Piyasalar umut satın alıyor değil mi? Hani geleceği satın alıyor. Yani şöyle diyen bir ekonomist olur mu, yaşayabilir mi? Ya Allah var, gam yok, ne olacak, geçer bugünlerde. Hiç satış yapmayalım. Hani bugün satış yapmayalım. Böyle der mi hiçbir borsacı? Demez. O zaten bunun dilde mesela çok pratik bir yansımasından size söyleyeyim. Bugün dindarlar arasında bile hayatın akışıyla ilgili bir takım meseleler konuşulduğunda, bunun ekonomik arka planı varsa ya da politik arka planı varsa, yani işte sahici bir duruma karşılık geliyorsa onun dünyasında, konuştuğu adam mesela inşallah böyle olur dediğinde o inşallahın kendi dünyasında sahici bir hakikate karşılık gelen bir duygu olduğuna inanmıyor hiç kimse. Nasıl bu inşallah'a bırakılabilecek kadar basit bir şey mi? Bu koca ekonomik bir meseleden söz ediyoruz ve karşımızdaki adam buna karşı, Gökdemir'in söylediği gibi, yani bir real politik ya da ekonomi politik bir cümle kurmuyor. Bizi ikna edecek bir sebep sonuç ilişkisi ve bir gelecek tahayyülünde bulunmuyor ve bize diyor ki inşallah diyor. Ama bu geçer akçe değil ki artık. Dindarlar arasında bile değil. Yani insan... Tabii o bakımdan dindarlar diye bir kütle var. Tabii. Ben ama ayırmaya gerek yok. Hemen hemen aynı haldeler. Ayırmak diyor. Değil. Bir ama şey, şöyle bir sorumluluk olması beklenir. Muvakkaten ayırıyoruz. Kendisini böyle için tanımlayan bir adamın bu konudaki duyarlılığının olması herhangi beklenir. Birinden farklı ve olması fazla beklenir. Olması beklenir. Evet, yani doğru. Bu anlamda katılıyorum. Doğru. Yoksa herkes de var. Doğru ama doğru, tabii. Senin böyle bir iddian var. Diyorsun tabii, ayırmak ki benim, için söylemin. Evet. Ayırmak değil ama böyle bir iddian var. Diyorsun ki benim dünyamda bir gayb var. Evet. Ve ben mesela şöyle şeylerle hayatımı kuruyorum. İşte sizin hayır bildiğiniz şeylerde şer vardır. Sizin şer bildiğinizde hayır vardır. İşte deyin ki Allah en iyisini hani bizim için bilir değil mi? Böyle bir dünyadan bahsediyoruz en azından. Allah'a inanmak, güvenmek üzerinden bir gelecek tahayyülümüz var bizim, evet. Ve bunun bize ne getireceğini bilmiyoruz. Şimdi iki tane şey var. Bir tanesi güvenlik, bir tanesi de konfor. Şimdi evet. İnsanın en doğal duygularından bir tanesi güvenlik altında olmaktır. Ve bu güvenlik de metafizik bir duygudur en derininde. İşte biraz önce izlediğimiz adam bunu hep eşelemiş. Kierkegaard. Evet, ya bir güvenlik arıyor insan. Evet. Şimdi bu güvenliği ya... görünür dünyada, görünür araçlar üzerinden tesis edersin. Tedbir dediğimiz şey. Tamam. Ama mesela tevekkül olmadan bu tedbir seküler bir şeydir. Doğru. O zaman da tedbire tapınmaya başlarsın. Mesela aynen, adam bravo. Bana bir şey olmasın diye yüksek duvarlı binalar içinde yaşar ama bu mutlak anlamda güvenliğin kendisi değildir. Sen eğer tedbiri mutlak anlamda bir güvenliğe dönüştürürsen sebeplere tapınmaya başlarsın. Sebepperest olursun. Ama bizde tevekkül diye bir başka bir şey var. Oradaki tevekkül senin tedbirini de anlamlı kılan duygunun ta kendisidir. Biz aslında tevekküle ulaşmak için, insan olduğumuz için görünür sebeplere başvurmak zorunda kalıyoruz. Ama mesela arifler böyle bunu hani bir şey olarak söylemiyorum ama başka bir düzlemde yaşadıkları için o tedbirin de aslında en nihayetinde çaresizlik olduğunu bilirler. Bizim için asıl mesele tevekkül sahibi olmaktır. Fakat Allah'la kurduğumuz ilişkideki derinlik insanlar olarak bizde bir takım şeyleri tedbir olarak yaşamaya itiyor. Tam bu söylediğinle benimi de bağlıyor biraz önce söylediğim. Tedbirini terk eyle takdir hüdanındır. O benlikler hep vehmi gümanındır.
Eyvallah. Diyor. Tamam. Fakat bu da yetmiyor mesela. Hani İranlı... Güven de yetmiyor. Bir adım daha gidiyor modern insan. Konfor peşine de koşmaya başlıyor. Yani sadece güven olsa bunun anlaşılabilir tarafları var. Yani insan güven duygusunu arar kardeşim. Güven duygusunu sen bir tanrı duygusuyla inşa etmeye başlarsan orada bir seyri sülukun başlıyor yani. Bir süre sonra artık sebeplerden de geçecek hale geliyorsun. Bu doğru. Herkesin kendi çapıncadır. Ama mesele sebeplere tapınmaya başlamak ve bunun bir adım sonrasında konforu aramaya başlamak. Bugün şimdi reklam yapılıyor. Diyor ki duası bir alimce yapılmış bir otel satışı yapıyor. Evet var bugünlerde tartışılıyor. Ayıptır yani şimdi bir dakika dur. Bir daha söyle Tarık nasıldı ben onu göremedim. Temelleri bir alimin duasıyla atılmış otel diyor mesela. Böyle reklam yapıyor ya da tatil merkezi reklamı yapıyor ve bunu cennetle özdeşleştirerek. Dünyadaki cennetiniz diyor mesela. Şimdi bu dil sekülerliğin dibini bulmuş bir dil. Ve asıl umudu, sorun, umudu tüketmiş bir umudu dil. Tüketmiş bir dil. Umudu işte bu dünyaya hapsetmiş bir dil yani. Yani sert mi buluyorsun? Ama diyorsun ki böyle iddiası olan insanlar var diyorsun. Gayba teslim olduk. Biz gayba iman ettik. Dil bunu söylüyor. Demek, bunu ama ben diyorum ki şu modern dedi. Halle işte bu niye modern söylem tarafından inşa edilmiş benliklerle Kelimetullah tarafından inşa edilmiş bir ben aynı anda olmaz diye ısrar ediyorum. Dilleri belki insanların bunu söyleyebilir. Gayba bağlandık, gayba iman ettik ama haller pek öyle değil. O yüzden ben ayırmıyorum dindar, dinsiz, Alevi, Sünni, Kürt, Türk. Ya, hemen hemen aynı halde yaşıyoruz. O halde modern bir hal. %100 katılıyorum. Ben yine Selahattin dediği gibi yani burada bir parantez açmak gerekirse yani iğneyi kendimize batıralım babından bir şey söylüyorum. Yani bu Türkiye'de İslamcıların, muhafazakarların, dindarların adına ne diyeceksek bu topluluğun kendisini... Türkiye'nin %70'i. Böyle tanımlayan çok önemli bir topluluğun şey bu. Dilindeki ve hayatındaki bu dönüşüm pek çok kavramın da sekülerleşmesine sebebiyet veriyor. Yani ben daha açık söyleyeyim. Türkiye'yi bir yerden bir yere götürecekse ki bu yerden memnun değiliz diyelim ki ben kendi adıma söylüyorum. Türkiye'nin bu şu anki toplumsal hayatı çok yerden mıncıklanması gereken, itelenmesi gereken, eleştirilmesi gereken bir yerde duruyor. Bütün anket şirketlerine bile baktığımızda Türkiye'nin %70'i kardeşim Tarık'ın saydığı kavramların içinde. Muhafazakar, dindar. Bunun renkleri var kendi renkleri içinde. Renkleri var, çok renkleri var. Ama muhafazakar yani. Evet, evet. Şimdi şunu hatırlıyorum mesela Okan Bayülgen bundan 2-3 sene önce çevreci atmosferdeki bu meseleden dolayı bir şey söylemişti. Şöyle, yani neredeyse bilinç akışı bir şey. Demişti ki ya bu meseleyi demişti muhafazakarlara da dindar çevrelere de sirayet ettirmek lazım ki gündeme gelsin ve bu mesele gerçekten konuşulsun ve toplum bunu sahiplensin. Çok doğru. Bu kütlenin sahiplenmediği bir şeyi Türkiye gerçekten konuşmuş ve düşünmüş olmuyor. O yüzden benim bütün söylediklerim, çoğu söylediklerim bu kesime dönük eleştiriler ve şeyler, görüşler, öneriler oluyor. Dediğin meselede İranlı hakim ismini unuttum. Hakim bir zata diyorlar ya falanca Tanrı'nın varlığına ilişkin 1000 tane delil getiriyor. Hatırladınız mı ismi? Hatırlarsanız söyleyin. O da diyor ki daha eski menkıbe olarak da anlatılır. Evet. Yani. Diyor ki o da İmam Ebu Hanife için de söylenir mesela. O da diyor ki 1000 tane delil Tanrı'nın varlığına ilişkin demek ki 1000 tane şüphesi var. Şimdi dediğin doğru Tarık. Akıllı binalar değil mi? Kameralar, dikenli teller, geniş şeyler, duvarlar. İran'da mesela Tahran'ın kuzeyinde çok vardır. Orada hiçbir yerde görmediğim kadar kalın duvarlar vardır. O zengin kesim Tahran'da kuzeyde oturur. Az sayıda o villalar vardır ama şato gibi korunurlar. Amerika'nın buradaki İstinye'deki şey gibi, konsolosluğu gibi neredeyse orada villalar yani. Arabanın gireceği yer kamera şu bu filan. Şimdi Türkiye'de de demek ki adamın güvenliğinden 1000 tane şüphesi var yani. 1000 tane korku demek bu aynı zamanda. Sonuç gene şey değil ama. Gene umut kırıcı tabii. Sonuç. Çünkü o evin içinde artık o kadar şüphelerin ortasında oturuyorsun sen ama evde. İşte her ruhen
kaynamakta olduğunu korkmakta olabilir. Bir ülkede her mesele niye kriminal düzlemde ele alınmaya başlıyor? Hangi duyguyu kaybetti de bu topluluk her meseleyi buradan konuşmaya başlıyoruz? Doğru. Her doğru. Şey kriminal yani. Doğru. Fikirler bile kriminal fikirler değil mi? Fikirler bile kriminal. Doğru. Yani en memleketi en çok ilgilendiren meseleleri evet. Böyle yukarıdan aşağı sayalım. Her şey kriminal hale dönüşüyor. Şüphenin kendisi bile dejenere olmuş durumda. Öyle bir durumdayız. Yani şüphenin kendisi bile dejenere olmuş. Şimdi bu havayı yani. Aşabilmek için de doğal olarak yeni bir şey söylemek. Hani bu da evet, bu da kendisi de işte. Orada, klişeleşti orada, bunu bile söylerken orada artık. Gökdemir haklı ama o çok zor yeni bir şey söylemek Tarık işte burada. Ne önereceğimiz konusunda korkarım ki umutsuzuz yani. Yok benim bir önerim şöyle, var. Bir anahtar şöyle var abi. Bir cümle. Keşfi yani kadim önerim? Diye bir şey yok, var benim, mesela. Benim tamam bir cümlem mı? Var. Tamam da. Bu söylediğim bağlamda bunu hatırlatmak lazım. Ey iman edenler iman edin. Güzel. Benim sözüm tamam. Bu. Yani bunu söylemek ya lazım. Bunun bizim sözümüz olmadığını düşünemezsin tabii de. Gökdemir hatırlatıyorum ondan sonra diyor, ne olacak? Benim tabii tamam güzel, hatırlatıyorum. Çok güzel hatırlattın. Ondan sonrası ne işte? Ben aslında geçen girdik o şeye ağır bir meseleydi. Bu tefekkür meselesi falan. Ben diyorum ki bizim... Oraya girmeyeceğiz. Dert olarak şunu edinmek lazım. Hem kendimize hem de alim diye arkasında durduğumuz insanlara sormak lazım. Hem de kendimizi kontrol etmek lazım. Yani bizim bilgi dediğimiz şey nedir? Ve onunla kurduğumuz ilişki nedir? İşte hakikat nedir? Hakikatle kurduğumuz ilişki nedir? Bunları anlamadıkça modern Müslüman, bilhassa tabii avamı ayırıyorum, öyle bir sıkıntılar tedricen oraya doğru da gidiyor. Çünkü o kapitalistleşmeyle birlikte modern hayat onları da bir garip bir sekülerliğin içine alıyor ama bilhassa intelijansiyada bu daha yaygın. Ya bilgimizin kaynağı nedir? Hakikatle ilişkimiz nedir? Bunları nereden biliyoruz? Bir ona bakmak lazım. Hakikat nedir? Onunla nasıl bir ilişki kuruyoruz? Bizim dediğimiz daha gündelik sokakta yaşadığımız hayatla ilgili bir şey. Bilginin kaynağı Allah'tır, vahidir. İşte biz bunu de... söylüyoruz ama buna göre davranmıyoruz. Müminiz. Bilgimizi buna göre inşa etmiyoruz işte. Doğru. Biz sorun onun parametrelerini ben o yüzden hatırlatıyorum. Zaten. Tabii sözde bu var. Tamam bu. Sözde bu, böyle ama bir beis yok. Hal şey böyle yok. Değil. Hal böyle değil. Hala evet. Kendi aklımızla yani geçen sefer söylediğim şuydu. Biz de ne haldeyiz onu konuşuyoruz zaten. Biz pek halimizi anlayacak durumda bile değiliz yani. Biz böyle etrafında şimdi dönüyoruz. Şey evet ya, işte halimizi anlamaya dönük şeyler bunlar. Evet. Cumartesi avlanma yasağına karşı o topluluğun yaptığı bir şey vardır biliyorsunuz. Cuma akşamından evet, ağlarını bırakması. Sererler. Cumartesi avlanmazlar. Ve ertesi günde bu ağlara takılan balıkları toplarlar. Evet. Bence Türkiye'deki muhafazakarlığın durumu biraz böyle. Yani çok ağır bir şey söylediğimin farkındayım. Kendimizi de katarak söylüyorum. Bu geminin içinde olan evet. İnsanlardan biri olarak. Evet. Yani doğru. Görüntüde hakikate aykırı bir şey yapılmıyor. Yani herkesin dilinde, tavrında filan bir hakikat izi var. Fakat mesele... hani herkesin kendisine dönüp sorması gelen yere geliyor. Ya yani bu pazarlık kiminle? Yani hakikat söz konusu olduğunda biz işte bu real politiğin, ekonomi politiğin çizdiği sınırlar üzerinden konuşuyoruz değil mi? Bugün en dindarımızın zihninde arka planındaki cümle şu. Ticaret başka bir şey, din başka bir şey. Ve bunun asıl taşıyıcısı ve yayıcısı Türkiye'de muhafazakarlar oldu. Sekülerlik başladı demek. Sekülerliğin asıl başladığı yer zaten tam da burasıdır. Sekülerlik evet, bir devlet projesi olarak dayatılabilen bir şey değildir o kadar kolay. Tabii. Yani bir insana kalkıp da sen dinle arana mesafe koy ya da hayatını böyle bir şizofreniyle yaşa dediğinde halkın buna karşı, insanın buna karşı geliştirebileceği bir savunması vardır. Ama asıl sekülerliğin başladığı yer... İnsanın kendi hayatındaki bir takım kirli ilişkileri meşrulaştırmak için açtığı penceredir. Ya kardeşim diyor, mesela şu adam sizce dindar mıdır? Yani bir iş yaparken, bir ticarethane kurarken işçilerine asgari ücret veren adam dindar olduğunu iddia edebilir mi yani? Nasıl bir dindarlıktır bu yani? Hayatında kurduğu sermaye ilişkisini böyle devam ettirirse, bütün o reel ekonominin gerekliliklerini bir hakikat olarak kabul etmiş ve ticaretin ancak böyle yürüyebileceğine inanmışsa bir adam, bunu kabul etmişse sadece çıkarından, karından taviz vermemek için, daha çok kazanmak için, evet. Yani adamın herkesin burada vicdanı. Tabii. Herkes vicdanıyla doğru. Konuşsun. Dert bu mudur?
yoksa bir işletmeyi sürdürebilmek midir? O insanın vicdanı ile ilgili bir şey. Buna bir şey diyemem. Ama eğer karından taviz vermemek için bu reel ekonominin genel geçer durumlarını kendi içinde yaşıyorsa bu dindarlığıyla bir mesafe giriyor demek. Oradan girer, o çatlaktan girer. Ne yapayım diyorsun, tamam mı? Din başka bir şey diyorsun. Hani dinin paylaşma, kardeşlik, değil mi? İşçi hakları, emek vesaireyle ilgili bütün her şeyini, adaletle ilgili en temelde meselesini bir kenara bırakıyorsun ve bu çarkın devamı için su taşıyorsun. Bu değirmene su taşıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki hayır kardeşim, biz böyle bir laikliği falan kabul etmiyoruz diyorsun. Laiklik meselesi hukuktaki değil ki. Ben devletin laikliğinden bir şey hissetmiyorum kardeşim. Bir zarar hissetmiyorum. Yani hukuk içinde laiklik tartışılabilir bir şeydir. Çoklu hukuk vesaire filan, laiklik burada anlamlı bir tartışma kapısı açabilir. Ama asıl sorun olanın insanın kendi hayatındaki laiklik, bu küçük alanlardaki laikliğidir. Bu çünkü, doğru, çok yaygın kaçmak, bir şey. Bundan kaçmak için başka teçhizatlar gerekir. Burada ne yapıyor bahsettiğimiz birey? Kapitalizmin kurallarına göre oynuyor. Evet, paranın kuralları budur, sermayenin kuralları budur. O da bu kurallara göre davranıyor. Din ayrı, ekonomi, tabii, iş ayrı diyor. İşte iş ben ayrı bir şey, şeyi ayrı eleştirirken şey bu İhsan Eli Açık'ta da aynı şey vardı. Yani bu kadar bu yeni ne diyelim, muhafazakar sermaye, yeşil sermaye diye tarif ettikleri kesimi eleştirirken bu kadar sert olursak, ya da o dergiyi konuşurken de söylemiştim. Ne yapacak adam? Madem din başka, ticaret başkayı kabul etmiyorsun, o zaman protestanlaşma dediğimiz şey tam da bu. Böyle olacak. Başka bir mezhebe geçecek o, ya da başka bir din icat edecek. Çünkü bu iktisadi ilişkilerden, bu üretim ilişkilerinden kurtulamaz. Başka ya da bir buna yönelik demeye dilim varmaz, ama başka bir mezhep şu hali hazırda pratikte inşa yaşanıyor edilmediğinden zaten emin değilim. Tabii pratikte o zaman, yaşanıyor zaten. Birbirimizin yüzüne bakalım ve dürüst olalım birbirimize. Ha. Diyelim ki ya bazı hakikatler bize ağır geliyor kardeşim. Evet. Biz de kendi varoluş biçimimizi meşrulaştırmaya ihtiyacı olan varlık olarak, insan olarak, evet, kendi hakikatimizi sistemleştiriyoruz diyelim. Yani, yani bu geçen hafta konuşmaya çalıştığımız yani şey olmadan, yani kapitalizme karşı bir teçhizat aydınlarda gelişmeden bu adamdan ne bekliyoruz ki? Bu adam zaten paranın kurallarına göre oynuyor. Adamın zaten zihinsel birikimi de buna karşı duracak durumda değil. Vicdanına bırakamayız. Vicdanlarla bu çalışmaz. Bu konuda benim bir itirazım var. Sen aydınlardan başlayan bir itiraz diyorsun değil mi? Tabii. Ben çok şüpheyle bakıyorum buna, Gökdemir, şu bakımdan. Aydınlardan başlayan, bu arada son dakikaya her şey, girmişiz her Selahattin, şey akamete uğradı Türkiye'de. Öyle bağlı aydınlardan yani başlamak yerine gene Kierkegaard'dan bir şey söyleyelim. O diyor ki mesela, din aydınlatmaz ama canlandırır. Aydın aydınlatır ama din canlandırır. Ben uyumakta olan bu büyük kümülatif hikayemizi canlandırmaktan yanayım. Yani kırlardan mı şehirlere, şehirlerden mi kırlara tartışması? İşte o aydının sorunu yani. Benim derdim başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Canlandırmaktan yanayım ben, aydınlatmaktan değil. Canlandırma, uyuyan dev bir şey var, büyük bir şey var. Onu canlandırmaktan yanayım ben. Aydın hareketine inanmıyorum bu. Antikapitalist bir yerli söylemimiz olmazsa, bir karşı çıkışımız olmazsa kimseden öyle bir tavır bekleyemeyiz. Ben böyle düşünüyorum. Yani bunları biz yazıp çizmezsek konuşmaz. Geleneği bunu uyandır, onun içinde antikapitalizm de var, başka teçhizatlar, evet, da var. Önümüzdeki ama aydınlarda hepsi birden yok. Önümüzdeki hafta bu meseleyi hep beraber konuşalım. İnşallah. Bir programın sonuna daha gelirken ben Tarık Tufan diye. Bitti arkadaşlar. Çok program. Teşekkür ederiz seyircilerimize. Gecenin bu saatine kadar izleyen varsa hala bizi. İzliyorlar. Sağ olsunlar. Gökay'a, Mutlu'ya, kameraman arkadaşlara herkese çok teşekkür ederiz. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar görüşürüz. Yani. İyi geceler.